İyi akşamlar. Microsoft Türkiye ve Çözüm Park Organizasyonu'nda gerçekleştirmiş olduğumuz web seminerlerimizin bir yenisinde daha sizlerle beraberiz. Bugünkü web seminerimizin konusu Microsoft'un Windows Server 2003'ten 2012'ye kadar Active Directory domain servislerinde gelen yenilikleri inceliyor olacağız demo uygulamalarla. İsmim Mesut Alada, Microsoft tarafında 99 yılından bu tarafa profesyonel olarak danışmanlık ve eğitim hizmetlerini gerçekleştiriyorum. Şu anda iş hayatıma Koç Sistem'de Microsoft platformları alan lideri olarak, Principal Consultant olarak devam ediyorum. Sorularınız için sunumda da görmüş olduğunuz mesutalada@hotmail.com adresine sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Line Meeting uygulamasında yeni olan arkadaşlarımız varsa hızlıca ortamla ilgili de bir hatırlatmaları yaparak sunumumuza başlıyor olalım. Hemen üst kısımda Attendees bölümünü göreceksiniz. Burada sunuma katılan arkadaşlarımızı görüyorsunuz. Katılımcılarımızın üzerinde sağ tuşa basıp chat seçeneği ile onlarla iletişime geçebilirsiniz. Benimle iletişime geçerken sunum esnasında sunum olumsuz etkilediği için bu seçeneği kullanmamanızı özellikle rica ediyorum. Yine üst tarafta Q&A menüsünü göreceksiniz. Q&A linkini kullanarak sorularınızı yöneltebilirsiniz. Questions and Answers bölümü. Sorularınızın tamamını sunumun son kısmında yanıtlıyor olacağız. Evet, bu hatırlatmalardan sonra artık konumuza geçebiliriz. Biliyorsunuz önümüzdeki yıl 2016 itibariyle Windows Server'ın yeni versiyonu geliyor. Windows Server 2016. Mayıs ayında da isminin 2016 olacağı duyuruldu zaten. Fakat şu an itibariyle son nesil, yeni nesil Windows Server ürünümüz Windows Server 2012 R2. Ve özellikle de sunumun son kısmında da hatırlatacağız ama 14 Temmuz 2015 itibariyle Windows 2003 için destek sona eriyor. Yani End of Support'a gelen bir süreç başlıyor. Dolayısıyla özellikle 2003'te çalışan sistemlerin özellikle Active Directory tarafı için bugünkü konumuzdan dolayı Windows Server 2012 R2'ye yükseltebilirsiniz. Bu noktada da 2003'ten 2012 R2'ye kadar gelen süreçte Active Directory'de birçok yenilik oldu. Özellikle 2003'ten bu yana takip etmeyen arkadaşlarımız için bu webcast'imiz son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Bu noktada gerek 2008, gerek 2008 R2 gerekse 2012 ve 2012 hareketteki yenilikleri konuşuyor olacağız. Ajandamız dediğimiz gibi zaten 2008'den 2012 R2'ye kadar olan Active Directory tarafındaki yenilikler. Şimdi öncelikle ilk başlarken temel birkaç nokta var. Active Directory artık sadece tek bir Active Directory değil biliyorsunuz. Birden fazla Active Directory çeşidimiz var. Bunlardan birincisi özellikle bugün bizim ele alacağımız konuları içeren kendi şirket ortamlarımıza ya da Microsoft'un bulut ortamı olan Microsoft Azure ortamındaki bir sanal makineye, Virtual Machine üzerine kurduğumuz Windows Server Active Directory. Yani bizim klasik olarak eskiden DC Promo ile ya da günümüzde Server Manager konsolundan Add Roles and Features özelliğini kullanarak kurduğumuz Active Directory Domain Service'in adı Windows Server Active Directory. Bu on-prem diye ifade ettiğimiz daha çok kendi şirket ortamlarımızda kurduğumuz yapı. Bir de Microsoft'un bulutunda bir Active Directory yapısı var biliyorsunuz. Bu da Microsoft Azure Active Directory. Yani artık eskiye oranla Active Directory'de iki farklı tip ya da çeşit söz konusu. Azure Active Directory de Microsoft'un public cloud'u olan Azure üzerindeki gerek Microsoft Azure platformu, gerekse Office 365 ve Software as a Service dediğimiz SaaS katmanındaki uygulamalar için identity temelini kuran ve bu yapıyı yöneten kimlik yönetim sistemi Azure Active Directory yapısı da. Tabii biz bu iki yapıyı birbiriyle Azure AD Connect vasıtasıyla entegre edip kullanıcılarımızın aynı user hesabıyla ya da identity bilgisiyle hem on-prem'deki Windows Server Active Directory'deki kaynaklar erişimini hem de Azure Cloud yapısında uygulamalarımız ya da sistemlerimiz varsa
Bunlara da yine aynı hesapla erişmelerini sağlayabiliyoruz. Bu anlamda iki tarafı birbiriyle sync olarak çalıştırmak mümkün. Dolayısıyla Active Directory tarafındaki bu iki tipi başlarken belirtmiş olalım. Bizim konularımız tabii Windows Server Active Directory tarafıyla alakalı olan yenilikleri konuşuyor olacağız. Öncelikle 2003'ten 2012 R2'ye kadar gelen süreçte çok sayıda yenilik geldi aslında baktığımız zaman. Yine sunumun baş kısmında da ifade ettiğimiz gibi Temmuz 2015 itibariyle Windows 2003'ün desteği sona eriyor, resmi desteği tamamen. Dolayısıyla mevcut domain controller yapınız ya da Active Directory yapınız 2003 ise eğer bir an önce mutlaka bunu Windows Server 2012 R2'ye yükseltmenizi, migration yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bu noktada tabii ki teknik danışmanlık ya da dışarıdan hizmet alma ihtiyacınız varsa da zaten ilgili iş ortaklarıyla da kontağa geçebilirsiniz. Burada tabii 2008 ile gelen yeni özellikler vardı hatırlarsanız 2008 zamanında, 2008 yılında çıkmış olan. Hemen arkasından 2010 yılında 2008 R2 geldi. Onunla beraber yine Active Directory tarafında gelen yeni özelliklerimiz var. Şu anda sunumda da görmüş olduğunuz gibi. Bunların hepsini sunum içerisinde anlatıyor olacağım. Özellikle 2012 ile 2012 yılında çıkan Windows Server 2012 ile beraber Active Directory tarafında ciddi yeni özellikler geldi. Dolayısıyla son versiyon olarak da 2013 yılı itibariyle Windows Server 2012 R2 versiyonuyla birlikte artık Active Directory tarafındaki son geldiğimiz noktaya ulaşmış olduk bu noktada. 2016 itibariyle de tabii Active Directory tarafında yeni özellikler geliyor. Bunları zaten biz makalelerle ya da yeni ürünün özelliklerini anlattığımız webcastlerle paylaşıyoruz. Süreç içerisinde biraz daha yeni feature'lar netleşiyor olacak. Bu anlamda bunları da sizlerle beraber paylaşıyor olacağız. Biz 2012 R2'ye kadar olan yenilikleri konuşuyor olacağız bu akşam. Şimdi ilk olarak kavramsal yenilikler. Öncelikle bunu bir ifade edelim. Windows 2003 zamanına göre en önemli farklılık Active Directory yapısındaki kavram kullanımları. Eskiden biz Active Directory dediğimiz zaman sadece domain kavramı geliyordu aklımıza ama Active Directory artık içerisinde çok sayıda farklı servisi ya da yapıyı barındıran, özelliği barındıran bir şemsiye olarak düşünebiliriz. Bizim eskiden domain olarak Active Directory domain olarak ifade ettiğimiz yapı aslında isim olarak, servis isim olarak Active Directory domain servis oldu artık. Bununla beraber özellikle 2003 zamanında dijital dokümanların korunması için kullanmış olduğumuz Windows Rights Management biliyorsunuz Active Directory şemsiyesi altında Active Directory Rights Management Service olarak geliyor artık. Active Directory RMS diye ifade edebileceğimiz. Diğer taraftan 2003 R2 ile beraber tanıdığımız Active Directory Federation Service yapısı yine 2003'ten sonra da Active Directory Federation Service olarak devam ediyor Active Directory çatısı altında. Eskiden şirket ortamına bir sertifika sunucusu kurup buradan sertifika üretmek için kullandığımız Windows Certificate Service 2003'ten sonra 2008 ve devamındaki versiyonlarda Active Directory çatısı altındaki Active Directory Certificate Service rolüyle geliyor. Yine 2003 zamanında bizim kullanmış olduğumuz Active Directory Application Mode isimli bir anlamda Active Directory'nin kendi ihtiyacımıza göre özelleştirilmiş olan bir LDAP database'in oluşturabileceğimiz bir uygulama ya da araç olarak ifade edeceğimiz Adam'ın yerini de 2003'ten sonra Active Directory Lightweight Directory Service dediğimiz ADLDS bileşeni aldı. Yani dolayısıyla baktığımızda ilk yenilik kısmı aslında kavramsal yapıda. Active Directory eskiden sadece domaini çağrıştırırken artık Active Directory çok fazla servisi çağrıştırıyor aslında kendi içerisinde. Dolayısıyla net olarak servisin ismini burada doğru bir şekilde ifade etmekte fayda var. Domain ise domain servis, işte RMS ise Rights Management Service, sertifika servisleri ise Certificate Service gibi bunları ifade etmek gerekiyor. Evet, yenilikleri hızlı bir şekilde anlatıyor olacağım. Uygulamasını da gösteriyor olacağım. Tabii son geldiğimiz noktada 2008, 2012 R2 ile neredeyiz? O özellikle onun üzerinde uygulamaları demo olarak gerçekleştireceğiz.
İlk konumuz Fine Grained Pasteur Polish'ler. Aslında 2008 ile gelen bir yenilik Fine Grained Pasteur Polish özelliği. Biliyorsunuz biz 2003 zamanında ve öncesinde pasteur politikalarını domainde çalışan kullanıcılara uygulamak istiyorsak sadece domain seviyesinde uyguladığımız grup polisi objekle bunu sağlayabiliyorduk. Ve bu grup polisi objektleri siz OU ya da daha alt seviyelerde uyguladığınız zaman domain hesaplarına etki etmiyordu. Dolayısıyla bazen şöyle bir ihtiyacımız oluyordu. İşte bazı kullanıcılara özel password ya da account lockout polisleri uygulamak istiyorsunuz. Bu kısıtı ya da bu ihtiyacı gideren bir feature aslında fine grained password policy özelliği. Bazı yerlerde granular password policy olarak da geçiyor. Yani bir anlamda kullanıcı seviyesinde ve global olmak şartıyla global security group seviyesinde uyguladığımız bir password ve account lockout polislerinin uygulandığı obje yapısı. Dolayısıyla artık biz spesifik olarak belli kullanıcılara ya da kullanıcılarımızın olduğu bir global gruba password ve account lockout polislerini fine grained password polisler vasıtasıyla uygulayabiliyoruz. Örneğin yönetimsel olarak admin yetkisine sahip hesaplara çok daha kompleks ve uzun karakterli ve kısa sürelerde değiştirilecek şifreler set edebilirsiniz. Servis hesapları için özel password ya da account lockout polisleri belirleyebilirsiniz. Bunların yanında standart user'lara ise daha farklı domain üzerinden uyguladığımızda bir policy belirleyebiliyoruz eski yöntemde olduğu gibi. Dolayısıyla bu anlamda fine grained password policy bize aslında kullanıcılara ve global security gruplara uygulanan bilen bir password ve account lockout policy yapısını sağlıyor. Burada kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Fine-grained password policy'yi bir OU'ya uygulayamayız. Böyle bir şey yok. Birazdan göstereceğim zaten uygulama kısmında. Aynı zamanda kompütürlere de uygulanan bir yapı değil. Zaten kompütürler için password politikalarını, polislerini domain controller'la kompütür hesabımız kendi arasında haberleşerek aynen standart mimaride olduğu gibi devam ettiriyor. Burada tabii fine grained password policy uygulayabilmek için domain level'ınızın minimum Windows 2008 ve üzerinde olması gerekiyor. Forest level değil bakın domain level'ımızın 2008 ve üzerinde olması gerekiyor. Ki zaten 2012 R2 Active Directory yapısında çalışan bir sistemde de domain modunu zaten 2012 R2'ye çektiyseniz bunu zaten karşılıyoruz. Burada aynı anda bir kullanıcıya birden fazla ya da global security gruba birden fazla password politikası uygulanabilir. Fine grained password politikalarında. Bu durumda tabii bir tanesi geçerli olacak. Bunu da nasıl belirliyoruz? Normalde 2008 zamanında fine grained password policy nesnelerini biz ATSI Edit aracıyla oluşturuyorduk ama ATSI Edit aracı gerçekten biraz daha özellikle standart form arayüzlü ya da basit arayüzleri karşılaştırdığımızda doğru bir şekilde istenen verilerin formatına göre girilmesini gerektiren bir yapıydı. Örneğin bir password'ün süresini gireceğiniz zaman gün, saat, dakika, saniye formatına göre girmeniz gerekiyor. Bildiğimiz normal password policy'deki mantıkla değerler çok basit anlamda girilebilen bir arayüze sahip değildi. 2012 R2'de ise artık bunlar için tamamen form tabanlı arayüzler geldi. Birazdan uygulama kısmında göreceğiz. Dolayısıyla artık 2012 R2'nin Active Directory Administrative Center dediğimiz konsolundan bunları uygulayabiliyoruz. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi bir kullanıcı ya da Global Security gruba birden fazla Fine Grained Password politikası uygulanırsa ki bu uygulanan objelere biz Password Settings objektler diyoruz. Yani aslında PSO nesneleri oluşturup bunları da hesaplara bağlıyoruz. Bu PSO nesnelerinin bir öncelik değeri var, precedence değeri. Dolayısıyla bir kullanıcıya aynı anda birden fazla Password Settings object uygulandığı zaman bunlar arasında precedence değeri düşük olan önceliklidir. Yani priority gibi düşünmeyin. Cost gibi düşünebilirsiniz, maliyet gibi. Hani nasıl ucuz olanı tercih ederim mantığında aynı anda bir kullanıcıya örneğin bir PSO 1 nesnesi bağladınız. Sonra kullanıcının üye olduğu bir Global Security Group var. Bu Global Security Group'a da PSO 2'yi bağladınız.
Bu durumda kullanıcı ikisinden etkilenmiş olacak ama hangisinin geçerli olacağını presence değeri belirliyor. Presence değeri düşük olan önceliklidir. Öncelikle bunu da ifade etmiş olalım. Evet, hemen fine-grained password policy özelliğini uygulamalı bir şekilde gösterelim. Demo ortamımı sizlere paylaştırıyorum. Evet, zannediyorum şu anda herkes net olarak görebiliyor demo ortamımızı. Hemen Domain Controller'ıma login olacağım. Evet, çalıştığımız domain ortamını hızlıca tanıtayım. Çözümpark.local isimli bir domain yapımız var. İçerisinde test amaçlı ben bir OU yapısı oluşturdum şu an itibariyle. Bunlar üzerinde uygulamaları gerçekleştireceğiz. Evet, ilk konumuz Active Directory Fine Grained Password Policy'ler. Bunun için hemen Active Directory Administrative Center konsolunu açtığımız zaman evet. Şimdi konsolumuzun içerisinde 3B görünümüne geçtiğinizde domainimizin altında sistem kabının altında Password Settings bölümü var. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Password Settings Container. Burayı kullanarak Fine Grained Password politikalarını uyguluyoruz. Şimdi şu anda halihazırda bizim domainden uygulanan bildiğimiz geleneksel grup policy'miz var biliyorsunuz. Hemen burayı açıp hızlıca göstereyim. Domainden uygulanan policy'miz içerisinde Policies'in altında Windows Settings'in altında Security Settings'in altında, Account Policies'in altında, Password Policies'lerinde şu anda minimum 7 karakter ve kompleks olarak Password politikalarımız ve Account Lookout politikalarımız uygulanıyor. Bu şu anda domaindeki bütün kullanıcılara uygulanıyor. Şimdi ben gidiyorum Active Directory'deki bir tane test user'ıma, örneğin Sales OAuth'undaki Salesman, sağ tuşa basıp Reset Password ile varsayalım ki çok basit bir şifre vermek istiyoruz. Kompleks olmayan birden 5'e kadar sayıların olduğu bir password atamaya çalıştığımızda şu anda OK'ye bastığımızda hata verdi. Sebebi şu anda bu kullanıcıya domainden uygulanan password policy etki ediyor. İşte ben bu kullanıcıya özel bir password policy ve account lookout policy uygulamak istiyorsam bunu artık fine-grained password policy ile yapabiliyoruz. Bunun için Active Directory Administrative Center'da Password Settings Container üzerinde sağ tuşa basıp New Password Settings objesi diyerek oluşturuyoruz. Öncelikle buna bir isim veriyorum. Örneğin varsayalım ki Sales user'larına uyguladığımız PSO olacaksa Sales PSO diyelim. Buna bir Presence değeri veriyoruz. Öncelik değeri. Minimum Password uzunluğu 5 karakter diyorum. Enforce Password History en son kaç şifreyi tekrar kullanıcı kullanamasın istiyorsanız varsayalım ki 3 tanesini kullanamasın. En son 3 şifreyi sürekli kendi veri tabanında tutacak ve tekrar kullanılmasını engellemiş olacak. Kompleks olmasın diyorum bu örneğimde. Hemen sağ tarafta Password Age seçeneklerini set edebilirsiniz. Minimum Password Age ile Password'ün minimum yaşı, maksimum kullanım süresi yani maksimum yaşı gibi bu değerleri ayarlayabilirsiniz. Örneğin bu biraz daha artıralım 60 gün diyelim. Hemen alt tarafta da Account Lookout Policy var. İsterseniz bunu da etkinleştirip Account Lookout'a ait değerleri de belirtebilirsiniz. Şu anda ben bunları uygulamıyorum. Şimdi şu an itibariyle politikalarımızı ya da ayarlarımızı bakın form arayüzünde basit olarak ayarladık. Hemen alt tarafta Directly Applies To diye bir bölüm var. Bu Directly Applies To bölümünü kullanarak da bu nesneyi şu anda ben doğrudan bir user'a bağlayabilirim. Şu an bağlamadan OK deyip bir oluşturmak istiyorum. Bakın arka tarafta geldi şu anda. Bu şu anda herhangi bir objeye bağlı değil. Tekrar bunun istediğiniz zaman Properties'ine gelip yine Directly Applies To kısmını kullanarak Add'e basıp buradan hemen user'ımıza uygulayabiliriz. Örneğin bizim Salesman'e seçtim.
Okey dediğim anda şu anda uygulamış olduk. Hemen user'ımın sağ tuşa basıp reset password ile password'ünü 1, 2, 3, 4, 5 olarak şimdi set etmek istiyorum. Bakın başarılı bir şekilde oluşturduğunu görüyorsunuz. Yani dolayısıyla kullanıcıya özel password politikalarını artık bu şekilde uygulamış oluyoruz. Ha, bu kullanıcının dışındaki bütün herkes için yine geleneksel olarak ActiveDirectory'den uygulanan password politikaları aynen uygulanmaya devam ediyor. O tarafta bir sorunumuz yok zaten. Bunu çok sayıda kullanıcınız varsa bir global security gruba uygulayabilirsiniz. Örneğin bir tane de basit olarak Admins PSO diye bir PSO oluşturalım. Ve bunun presence değerinde 15 yapalım. Bunlarda ise daha güçlü, mesela 12 karakter, son 24 şifreyi kullanamasın gibi daha güçlü kurallar belirleyip bunu da varsayalım ki Domain Admins grubuna uygulamanız mümkün. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Bu durumda Domain Admin hesapları için artık buradaki kurallar geçerli olmuş olacak, belirtmiş olduğumuz. Bu şekilde ben kullanıcı ve Global Security Group kapsamında bunları uygulayabiliyorum. Zaten burada user'ımızın da Active Directory Administrative Center'da üzerine gelirsek O'nun altında, tabii ki company'nin altında, sales'ın içerisinde. User'ımızın da properties'ine geldiğimizde hemen sol tarafta password settings kısmında uygulanan PSO'yu direkt buradan da görebiliyorsunuz. İsterseniz user'ın özelliklerinden de assign diyerek bunu uygulamanız mümkün aynı mantıkta. Dolayısıyla ilk feature'ımız bu. Fine Grained Password Policy özelliği granüler seviyede kullanıcı ve Global Security Group kapsamında uygulayabildiğimiz yeni bir özellik. Hemen Active Directory yeniliklerin olduğu sunuma tekrar dönüyorum. Bir sonraki yeniliğe geçelim. Çok fazla yenilik var çünkü hızlı ilerlememiz gerekiyor. İkinci kısım Read Only Domain Controller. Bu da aslında Windows 2008 ile gelmiş olan bir özellik, biliyorsunuz. Özellikle Read Only Domain Controller uzak lokasyonlarda güvenliğin az olduğu konumlar için veya şubeleriniz için bildiğimiz geleneksel Additional Domain Controller kurduğunuzda hem readable hem de writable olarak çalışıyor, biliyorsunuz. Yani multi-master replikasyon modelinde Active Directory'de hem kendi üzerinde objeler create edebiliyor, hem de bu yapmış olduğu değişiklikleri ya da create etmiş olduğu nesneleri diğer domain controller'lara da replike edebilme kabiliyetine sahip. 2008 ile gelen ve 2012 R2'ye kadar devam eden read only domain controller'la ise sadece okunabilir, dışarıya herhangi bir şekilde replikasyon gönderemeyen ve yazma, database'e yazma operasyonu gerçekleştiremeyen modda domain controller kurabiliyoruz. Böylece şubemizdeki kullanıcıların domain controller ihtiyacını ve DNS ihtiyacını read only modda bu domain controller'ın üzerinden sağlayabiliyoruz. Aslında bu da bir additional domain controller ama özelliği sadece okunabilir olması. Yazma operasyonunu bunun üzerine gerçekleştiremiyorsunuz. Artı bunun birinci özelliği şu an sunumda da görmüş olduğunuz gibi one way replication özelliği. Yani tek yönlü replikasyon var. Sadece kendine geleni alabiliyor. Kendisinden farklı bir hem readable hem writable olan full DC'ye replikasyon gönderemiyor. Dolayısıyla read only DC'ye gelebilecek olan ataklarda da, saldırılarda da database read only olduğu için herhangi bir zarar verme özelliği de söz konusu değil. Artı dışarıya outgoing replication yapamadığı için, dışarıya replikasyon gönderemediğinden dolayı da Active Directory'nin yapısında etkileyebilecek bir mimariye sahip değil. Diğer taraftan read only DC üzerinde kullanıcılara ve bilgisayar hesaplarına ait passwordler varsayılan olarak, default olarak cache'lenmiyor. Bunun çalışma mantığı şu: read only DC için bir password replikasyon politikası belirliyoruz. Read only DC makinamız sadece o şubedeki kullanıcıların olduğu grubu gösterdiğimizde, o kullanıcılar read only DC üzerinden bir login operasyonu yaptığında veya bir kaynağa erişmek istedikleri zaman read only DC kullanıcının password'ünü en yakın writable DC'den alıp bir kopyasını kendi cache'ine atıp bir kopyasıyla da kullanıcının authentication'ını sağladıktan sonra kendi cache'inde bunu tutuyor.
Dolayısıyla eğer bir kullanıcı Read Only DC'nin olduğu lokasyonda olsa bile hiç Read Only DC üzerinden giriş yapmadıysa password'ü keşlenmediği için güvenlik noktasında da böyle bir yapıyı beraberinde getiriyor. Bu anlamda Active Directory'de atıyorum 1000 tane objeniz varsa eğer kullanıcı ya da kompütür anlamında şubenizde 10 kişi çalışıyorsa Read Only DC'yi yapılandırırken sadece 10 kişinin password'ünü replike edecek şekilde cache'leyecek şekilde kendi üzerinde konfigürasyonu yapılandırırsanız eğer Read Only DC bunun dışındaki 990 tane user'la ilgili herhangi bir password bilgisini almadığı için güvenlik tarafında da sağlam bir yapıyı bu şekilde oluşturmuş olursunuz. Burada tabii Read Only DC'yi kurarken ya da aktifleştirirken standart bir user'a delegasyonla yetki verebiliyoruz. Bunun için de bizim Active Directory'de Prestige Read Only Domain Controller Account dediğimiz bir proses var. Bu prosesle kurulacak olan Read Only DC'nin hesabını önceden ayarlıyorsunuz. Yeni kurulan bir server'ı lokasyona sadece Windows'unu kurduktan sonra gönderdiğinizde o lokasyondaki kişi kendi hesabıyla Read Only DC'yi Active Directory domainine Read Only DC olarak ekleme sürecini başlatabiliyor. Delegasyonla bu yetkiye sahip olduğu için ve makinamız artık Read Only DC olarak orada çalışmaya başlamış oluyor. Standart bir user hesabına bu yetkiyi verdiğimiz için de o user'ın Active Directory domain'de herhangi bir yönetimsel yetkiye de sahip olmasını bir anlamda engellemiş oluyoruz. Hemen hızlıca bunu da gösterelim. Tabii Read Only DC kurmayacağız ama sadece Read Only DC için hesap hazırlama sürecini göstereceğim. Normalde Read Only DC hesabını hazırlamak için Domain Controllers kabının üzerinde sağ tuşa bastığımızda bakın şöyle bir seçenek geliyor biliyorsunuz. Pre-create Read Only Domain Controller Account diye. Şu an benim domainimde iki tane DC var. DC01, DC02. Bunlar writable DC'ler zaten yazılabilir. Read Only DC şu anda yok. Düşünün ki Read Only DC kuracaksınız. Bunun kurulumu için ya normal domain admin yetkisine sahip bir hesapla bu işlemi yapacaksınız. Bildiğimiz DC promo yöntemleriyle sadece Active Directory kurulumu esnasında Read Only DC seçeneğini seçiyoruz. Eğer Read Only DC şu anda hazır değilse de önceden onun computer account'unu hazırlayıp aynı isimde ki bunun için de Pre-create Read Only Domain Controller Account linkine tıklıyorum. Next diyerek ilerlediğimizde hemen Network Credential kısmında sanki DC promo yapar gibi DC promo'nun aşamalarını şimdi aslında geçeceğiz. Hangi hesapla Active Directory kurulumunu gerçekleştirsin DC promo sürecini? Computer hesabı örneğin ArrowDC01 diyelim. Bu tabi makinenin gerçekteki ismi. Yani gerçekteki ismi bu isimden farklı olursa eğer match edemeyeceği için başarılı olamazsınız. Yani dolayısıyla buradaki verdiğiniz isim rastgele bir isim değil kesinlikle. Next dedikten hemen sonra böyle bir isim kullanımda mı diye kontrol ediyor şu anda verip veremeyeceği ile ilgili ve geçtik testi. Hangi site'de olacak? Site'ını seçiyorsunuz. Şu an bende tek bir site olduğu için direkt next diyerek devam ediyorum. Hemen DNS konfigürasyonunu test ediyor şu anda. Sanki DC promo yapıyormuş gibi durumdayız ama şu anda DC promo değil aslında. Arrow DC'nin yani Read Only DC'nin kompütür hesabını hazırlıyoruz Active Directory'de. Evet, şimdi bekliyorum sürecin tamamlanmasını. Tabii karşımıza birazdan Domain Controller seçeneklerini çıkartacak. Yani bu bir Read Only DC ama bunun üzerinde eğer DNS'i de yapılandırmak istiyorsanız aynen Read Only DC olduğu gibi Read Only DNS olarak Active Directory Integrated DNS olarak yapılandırıp Read Only DC'nizin sadece DC değil aynı zamanda o lokasyonda
DNS hizmeti de sağlamasını gerçekleştirmek mümkün. Dolayısıyla seçeneklerde DNS rolünü de ata diyerek bu yapılandırmayı devreye alacağız. Evet. DNS ayarımı bir çekeyim. Normalde sorun olmaması gerekiyor ama evet. Şunu. Tabi burada tekrar söyleyeyim. Normalde domain admin hesabıyla RODC kurulumu kendiniz yapacaksanız eğer böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Bu sadece lokasyonda sıradan bir user hesabına sahip bir teknisyeniniz varsa sunucuyu gönderip RODC kurulumunu, read only DC kurulumunu ona tetiklettirecekseniz, o başlatacaksa eğer aslında onunla ilgili delegasyon ataması bu. Yani normalde domain admin hesabıyla kurarken böyle bir şey yapmanıza gerek yok zaten. Evet, biraz bekletti bizi. Peki beklememek için bu devam ederken ben sunuma tekrar geçeceğim. Tekrar buraya bu hazır olduğunda biz dönüyor olacağız. Ben buradan kontrol ediyorum. Vakti de hızlı değerlendirmek için açıkçası. Bu arada geldi arkadaşlar. Tekrar sizi ekrana alacağım. Evet, şu anda geldi bakın. Şimdi read only DC olacak zaten. Read only domain controller. Bunu aynı zamanda DNS server olarak da set edebiliriz. Böylece read only DNS server olmuş olacak ama Active Directory Integrated Zone kullanarak, yani standart secondary falan değil kesinlikle, onu söyleyelim. Artı bunun global katalog hizmeti de vermesi için global katalogu da aktif hale getiriyoruz. Dolayısıyla zaten global katalogda biliyorsunuz read only bilgileri var. Forest içerisindeki domainlere ait. Dolayısıyla bu domain controller'ımız sadece kendine gelen replikasyonla read only DC, read only global katalog ve read only DNS server hizmetini vermiş olacak. Next diyerek devam ediyoruz. Şimdi burada delegasyon kısmı var işte. Read only DC'nin kurulumunu ve lokal anlamda server anlamındaki yönetimi için delegasyon vereceğimiz kişiyi gösteriyoruz. Varsayalım ki bizim IT admin diye bir user'ımız var lokasyonda. Örneğin Antalya'da çalışan bir kullanıcımız. Kullanıcımızı burada gösterdik. Artık bu user ben server'ı gönderdikten sonra oraya paketini gönderdim, server paketini. Windows server kurduktan sonra kendi user hesabıyla, IT admin hesabıyla domain'i alıp read only DC kurulumunu bununla tetikleyebilecek. Tabi aynı ismi vermek kaydıyla read only DC 01 ismini. Böylece otomatik olarak bu isme match edecek ve onu şu anda yapılandırdığım ayarlarla read only DC olarak ayağa kaldırmış olacak. Next dedikten hemen sonra direkt summary kısmı tamamlandı. Bakın DC promo yapmış gibi olduk. Next diyerek finish ile şu an hazırlamış olduk. Zaten komputer hesabının yanında da
Unoccupied DC account diyor, read only DC. Bunun üzerinde sağ tuşa basıp properties'ine bir gelirsek password replication policy ayarları var. Burada da benim şubemde hangi kullanıcılar ya da kullanıcıların olduğu grup varsa read only DC'nin onların password bilgilerini kendi üzerine keşlemesi için de o grubu gösteriyoruz. Dikkat ederseniz burada bizim yetkili gruplar olan account operatör grubu, administrators grubu, backup operatör grubu, server operatör grubu bunların hepsi için deny ayarlı seçili. Yani yönetimsel gruplarımızın password'leri keşlenmesin diye security olarak zaten böyle bir kısıt geliyor. Allowed read only DC password replication group diye bir grubumuz var. Bu gruba üye yaparsanız da zaten otomatik olarak read only DC keşlemiş oluyor. Fakat biz genelde burada şube bazında grup açılıp buraya eklenmesini öneriyoruz. Yani örneğin İzmir şubesinde 10 kişi varsa İzmir için bir tane security grup açıp o 10 kişiyi İzmir'in grubuna katıp buradan da Edil'e İzmir grubunu allow olarak göstermeniz lazım. Böylece geriye diğer lokasyonların ya da diğer şehirlerin kullanıcılarını o İzmir'deki read only DC'nin keşlemesini ortadan kaldırmış oluyorsunuz güvenlik açısından. Artı bant genişliği açısından da replikasyon trafiği gidiyor netice itibariyle. Bu kısım bu nokta itibariyle önemli. Dolayısıyla artık ben bu şekilde read only DC'mi kurduğumda Active Directory'de oradaki kullanıcılarımızın domain controller ihtiyaçlarını ve DNS ihtiyaçlarını bu DC üzerinden sağlamış oluyoruz. Fakat herhangi bir yazma operasyonu veya da dışarıya bir replikasyon yapma operasyonu olmadığı için, özelliği olmadığı için read only DC'miz güvenli mimaride kullanabiliyoruz. Artı read only DC hesabını sağ tuşa basıp isterseniz uzaktan wipe de edebiliyorsunuz. Yani silebiliyorsunuz. Hani oldu ya çalındı mesela bir yerden sizin Active Directory network'ünüze bağlanırsa DC mevcut yapıya herhangi bir müdahale erişim olmaması için de uzaktan hani BlackBerry'deki wipe özelliği gibi ya da ActiveSync cihazlarda domain controller'ı da bu şekilde wipe edebiliyoruz. Yani Active Directory'den domain controller'a ait komputer hesabını tamamen siliyoruz. Zaten bir yerden network olarak bağlansa da kolay kolay değil. Hani normal şartlarda Active Directory herhangi bir zararı ya da erişimi ortadan kalkmış oluyor böylece. Yani çok fazla yoğun kullanılan bir rol değil tabii ama 2008'den bu yana Active Directory yapısındaki domain controller seçeneklerinden bir tanesi de bu. Diğer bir özelliğimiz Active Directory'deki auditing eventleri. Yani aslında security loglar. Normalde eskiden biliyorsunuz Active Directory'de bir user create edildiğinde ya da user üzerinde belli değişiklikler yapıldığında attribütler üzerinde generic eventler tutuyordu. Artık Windows 2008'den sonra 2012 R2'ye kadarki süreçte spesifik audit event ID'leri geldi artık. Örneğin bir kullanıcı üzerinde bir değişiklik yaptığınızda yani herhangi bir attribütünü değiştirdiniz. First name'ini, last name'ini, ofisini, title'ını otomatik olarak bunu 5136 event ile yazıyor. Kullanıcıyı create ettiğinizde yani yeni bir user create ettiniz. 5137 event ile yazıyor. Ya da grup create ettiniz. 5137 ile yazıyor bunu. Diğer taraftan bir kullanıcıyı silinmişti varsayalım ki geri kurtardınız. Bunu 5138 event ile yazıyor. Bir kullanıcı domainler arası taşıdınız. Otomatik olarak bunu da 5139 event ile tutuyor. Yani her operasyon için granüler seviyede yine daha düşük seviyelerde farklı event ID'lerle security logları analiz etmek daha kolay artık eskiye oranla. Bunlar 2008'den bu yana olan özellikler. Bunları zaten Active Directory'de kendiniz de test edebilirsiniz. Diğer bir feature'ımız da yine 2012 R2'de de devam ediyor zaten 2008'den bu yana olan. Onu da uygulama olarak göstereceğim. Normalde nesneler üzerinde, örneğin organization unit üzerinde nesneyi create ederken new'den organization unit dediğimiz zaman şöyle bir checkbox geliyor bakın. Protect container from accidental deletion. Bu özellik aslında bu objenin silinmesini engelliyor. Yani ben şu O'yu silmek istediğim zaman delete'e bastığımda bakın içi boş olmasına rağmen bana sildirmiyor ve yetkiniz yoktur diyor. İşte o checkbox bunu sağlıyor. O neyi sağlıyor aslında arka planda? Şunu yapıyor. Nesne üzerinde geldiğimiz zaman bakın Advanced Features açmanız lazım. Properties'inden Security tabına baktığımızda
Advanced kısmında bakın everyone için bir deny tanımlaması söz konusu. Yani objeler üzerinde delete ve delete subtree için deny özelliğini aktif ediyor. Böylece objeyi biz ne yapamıyoruz? Silememiş oluyoruz. Bu default'ta basit ama küçük bir özellik. Fakat özellikle eskiden uzak bağlantılarda bağlantı yavaş olduğu için arada farkında olmadan istenmeyen durumlarda delete'e falan basabiliyorduk fark etmeden. Bu da OO'yu uçurabiliyordu. Aslında ona karşılık esasında gelen bir koruma. Artık isteseniz de uçuramıyorsunuz. Çünkü böyle bir koruma özelliği var. Genelde bu baktığımızda piyasada çoğu kişi bunu kaldırıyor ama kesinlikle kaldırmanızı tavsiye etmiyoruz. Olabilecek olan bir kazara ya da başka birisinin farkında olmadan yapabileceği bir silme operasyonuna karşı önemli bir koruma. Eğer bunu silmek istiyorsanız sonradan gelip Properties'inden, Object tabından bu checkbox'ı kaldırırsınız. Kaldırdıktan sonra zaten bunu artık istediğiniz gibi silebilirsiniz. Yani dolayısıyla mutlaka aktif etmenizi öneriyoruz. Bu tabi sadece OU'da değil, diğer objelerde de geçerli. Örneğin User'da Object tabına geldiğimizde bakın bunu da yine mutlaka aktif hale getirebilirsiniz. Bu şekilde yaptığınızda tabi obje üzerinde silme ya da silme özelliği daha doğrusu ya da yok. Silme özelliği ortadan kalktığı için kullanıcımızı ben alıp örneğin farklı bir OU'ya move etmeye çalıştığımda move edemiyor dikkat ederseniz. Yani bunun sebebi bu. User'ı gelip buradaki obje kısmındaki özelliğini kaldırıp move edebilirsiniz. Yani güvenlik anlamında gerçekten bence güzel bir özellik. İsteğe göre istediğiniz zaman da devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu aynı zamanda PowerShell'den de etkinleştirmek ya da deaktif etmek yukarıdan aşağıya subtree mantığında çok basit anlamda yapılabiliyor. Peki bunlar 2008 ve 2008 R2'de gelmişti zaten ama 2012 ve 2012'de gelen yeni özellikler vardı. Bunların üzerinde hızlıca duralım isterseniz. Tabii çok sayıda özellik var. Yönetim tarafında gelen yenilikler var. Bunların yanında çeşitli Active Directory yapısıyla alakalı gerek kurulum kısmıyla gerekse sanallaştırma platformlarıyla alakalı gelen yeni feature'lar var. Bunları hızlıca üzerinden bir geçelim. Kurulum yenilikleri. Şimdi 2012 ve 2012 R2 ile beraber gelen yenilikleri konuşuyoruz. Kurulum tarafında geleneksel olarak eskiden biz Active Directory'yu DC promo komutuyla kurup DC promo komutuyla kaldırıyorduk hatırlarsanız. Artık 2012 ve R2 ile beraber DC promo kalktı. Zaten DC promo'yu çalıştırmak istediğiniz zaman da hemen demo kısmından da gösterelim. Bunları daha önceki webcastlerimizde inceledik ama şu an genel bütün yeniliklere baktığımız için göstermek istiyorum özellikle. DC promo'yu çalıştırdığınızda böyle bir hata aldınız. Hata demeyelim, bilgi aslında bu, information. Artık DC promo operasyonlarını komut satırından gerçekleştirmediğimizi ve bununla alakalı olarak da bizi direkt yönlendirme yaptığı yeri görüyorsunuz. Bu da bizi yönlendirmiş olduğu kısımda Server Manager konsolu. Tabi burada Server Manager konsolunun yerine arzu ederseniz direkt PowerShell komut satırını da kullanabilirsiniz. PowerShell ile de bu işlemi yapmak mümkün. Bunun için kullanacağımız komutlar modül olarak ADDS deployment modülümüz var. PowerShell'in içerisinde. Eğer sıfırdan bir forest yapısı kuruyorsak install addsforest cmdlet'ini kullanıyoruz. Eğer bu herhangi bir domaine additional DC kuruyorsanız install addc domain controller. Eğer forest içerisinde bir farklı bir domain tree ya da bir child domain kuruyorsak install -adds domain'i seçiyoruz. Bunlar Active Directory Domain Controller kurma seçeneklerimiz. Bunların yanında tabi DC kaldırırken de uninstall cmdlet'ini kullanarak da kaldırma operasyonunu gerçekleştirebilirsiniz. Tabi burada cmdlet'in farklı farklı parametreleri var. Örneğin install adds forest dediğimiz zaman bunun getirmiş olduğu parametreler nelerse bunları mutlaka belirtmeniz gerekiyor. Sırayla bunları zaten belirtebilirsiniz. Ben yarın dosyaları indirmediğim için şu anda aktif gelmedi. Yani neyi belirteceksiniz? İşte domain adı ne olacak? Tek tek ayrı ayrı bunları belirtmeniz lazım. Site adı ne olacak?
Tek tek bunları sizden istiyor. Sysfol Pet'i, Windows, NTDS Pet'i, bunların hepsini tek tek girdikten sonra ancak bu kurulumu yapabilirsiniz. Bunun yerine grafiksel olarak 2012'den bu yana bizim merkezi yönetim konsolumuz olan Server Manager konsolundaki Manage menüsünden Add Roles and Features, rol ve feature yükleme sihir bazını kullanarak Next'lerle ilerleyip Role Based or Feature Based Installation kısmında DC aktör direktörü kuracağımız makineyi server ismini seçtikten sonra Next deyip bir sonraki aşamada aktör direktörü domain servis rolünü seçerek kuruluma devam edebiliyorsunuz. Burada biliyorsunuz öncelikle aktör direktörü domain servis rolünü kuruyor. Rolünü de kuruyor. Servislerini de kuruyor aslında. Servisler disable durumda geliyor. Daha sonra promote aktör direktörü wizard'ını kullanarak yani aslında nasıl bir domain controller kurduğumuzu yapılandırdığımız işte additional DC mi kuruyoruz, child domain mi kuruyoruz, yeni bir forest mi kuruyoruz bunları belirtiyoruz zaten orada. O işlemi gerçekleştirdikten sonra artık makineyi domain controller olarak yapılandırıyor ve aktör direktörü ile ilgili bütün servisleri ayağa kaldırıyor. Böylece makinamız domain controller olarak hizmet vermeye başlamış oluyor. Dolayısıyla 2012'den sonraki en temel yenilik aktör direktörü kurulumuyla alakalı. Burada tabii diğer bir feature'ımız da şu, buradan çıkmadan onu da göstermek istiyorum. Normalde biz eskiden uzaktan bir makineye aktör direktörü kurmak istiyorsak ne yapıyorduk? O makineye RDP yapıyorduk. Yani uzak masaüstü bağlantısı yapıyorduk. Onun üzerinde DC promo'yu çalıştırıyorduk. Artık buna gerek yok. Ağdaki sunucularımızı kendi makinamıza ekleyip kendi makinamızdan örneğin ben ikinci DC'mi buraya ekliyorum at server diyerek DC02 isimli domain'deki makinemi ekliyorum. OK'ye bastığımda all servers'ın altına DC02 geliyor bakın. Üzerinde sağ tuşa bastığımızda Add Roles and Features sihir bazını onun üzerinde kullanıp o sunucuya uzaktan Active Directory rolünü yükleyebilirsiniz. Biz bu özelliğe de Remote DC Promo diyoruz. Yani uzaktan DC Promo yapabilme özelliği. Tabii bu feature'ın çalışabilmesi için sunucumuzun 2012 server ya da 2012 R2 server ya da işte yeni gelecek versiyonlarda olması gerekiyor. 2012 öncesindeki 2008 R2 ya da 2008 gibi yapılar için böyle bir şeyi uzaktan gerçekleştirmeniz mümkün değil. Sadece mevcut rolleri görüntüleyebilirsiniz. Rol ya da feature'ları. Dolayısıyla burada Remote DC Promo özelliğini de göstermiş olalım. Sağ tuşa bastığınızda zaten DC Promo yaptıktan sonra Active Directory ile ilgili bütün kısa yollar otomatik olarak geliyor. Onun üzerinden direkt o server üzerindeki Active Directory users and computers'e buradan bağlanabiliyoruz. Bunlar hep bize aslında PowerShell'in getirmiş olduğu yönetimsel uzaktan yönetim özellikleri arkadaşlar. Tekrar sunumuma geçiyorum. Çok fazla yeniliğimiz var. Hızlı bir şekilde diğerlerine ilerleyeceğiz. Evet, kurulum kısmı bu şekilde. Bahsettik zaten. 2012 R2'ye geçtiğimiz zaman şema versiyonumuz versiyon 69'a yükseliyor. Normalde biliyorsunuz şema versiyonları önemli. Neticede şu anda varsayalım ki 2003 Active Directory'de çalışıyorsunuz. Active Directory Domain Controller'ınız eğer 2012 R2'yi mevcut yapıya katmaya çalışırsanız size otomatik olarak uyarı verecek. Diyecek ki mevcut Active Directory'nin forest'ı ve şeması eski bir versiyon. Öncelikle onu upgrade etmem gerekiyor diyecek. Eskiden bu işi biz biliyorsunuz AD Prep dediğimiz bir araç vardı. AD Prep slash Forest Prep ile bir de AD Prep slash Domain Prep ve GP Prep komutlarını kullanarak Active Directory Forest'ımızı, şemamızı, Configuration Partition'ımızı ve Domain Partition'ımızı hazırlıyorduk. Artık bunları da kendimizin yapmasına gerek yok. AD Prep.exe yine 2012 R2'nin medyasının içinde geliyor. İsterseniz müstakil olarak sunucu üzerinde bunu da yapabilirsiniz. Mümkün. Şemayı update etmek için. Yani amacınız şemayı update etmek. Ama DC yapmak istemiyorsanız gene AD Prep ile bu operasyonu komut satırından yapabilirsiniz. Fakat Active Directory DC Promo kurulumunda mevcut bir 2003 ya da 2008 R2 ya da 2012'nin yapısına 2012 R2 DC'yi kurmaya başladığınız zaman biraz önceki adımlarla hemen şemanın eski versiyon olduğunu anlıyor ve öncelikle şemayı kendisi update ediyor. Yani bizim AD Prep'i
aktif direktörü kurulumu esnasında DC promo süreci kendisi yapıyor bu yapı itibariyle. Ve son geldiğimiz yapıda da şema versiyonunu yükseltme sonrasında versiyon 69'a yükseltmiş oluyor. Neler geliyor? Yeni nesneler, yeni nesne sınıfları yani object class'lar ve bu object class'lara ait attribute'ler geliyor. Bu attribute'leri kullanarak da biz 2012 R2 içerisindeki yeni gelen Windows Server ya da Active Directory özelliklerini kullanabiliyoruz. Özellikle burada mobil cihazların yönetimi için ve güvenlik tarafında da authentication politikaları için belli nesneler var. Bunlar ancak 2012 R2'nin şemasıyla gelen özellikler. Şemanın hangi versiyonda olduğunu ister registry'den, ister DS query ile Windows komut satırından, isterseniz etcedit konsolundan, isterseniz de PowerShell komutlarını, CMD directory'lerini kullanarak sorgulayabilirsiniz. Ben şu andaki versiyonumuzu hızlıca göstermek istiyorum. Direkt örneğin registry'yi kullanarak regedit'le girdiğimizde hkey local machine'in altında sistem, current control set, services'in içerisinde ntds'e gelirsek eğer ntds'in altında parameters'a geldiğimizde şema version'ı bakın 69 olarak geldiğini görüyorsunuz. Zaten benim şu anda Active Directory yapım Windows 2012 R2. Dolayısıyla sizler mevcutta 2008 R2'de çalışıyorsanız 2012 R2 Additional DC olarak mevcut yapıya kattığınızda şema versiyonunuz da öncelikle 69 versiyona yükselmiş olacak ve artık yeni şema versiyonunun özelliklerini kullanabiliyor durumda olacaksınız. İsteyenler diğer seçeneklerle de bakabilir. Evet, 2012 R2 ile beraber yeni domain ve forest fonksiyonel seviyesi geliyor biliyorsunuz. Domain Functional Level 2012 R2'ye yükselmiş oluyor. Forest Functional Level'da 2012 R2'ye. Tabii bu yükselmiş oluyor derken bizim bunu kendimizin manuel gerçekleştirmesi gerekiyor. Şimdi normalde benim Domain Functional Level'ımı örneğin 2003 Active Directory'de çalışıyorsanız eğer 2012 R2'ye alabilmem için domaindeki bütün domain kontrollerleri öncelikle 2012 R2 yapmam lazım. Yani halihazırda sizin domaininizde 2003'te ya da 2008 R2'de ya da 2012'de çalışan bir domain kontrolörünüz varsa, member server demiyorum bakın domain controller. Ben kalkıp da bu domainin functional level'ını 2012 R2'ye çekemem. Öncelikle bütün domain kontrolörleri 2012 R2 homojen bir hale getirmeniz lazım. Arkasından da forest level'ı 2012 R2'ye yükseltmek istiyorsanız o forest'taki bütün domainlerin domain level'larının 2012 R2 seviyesine gelmiş olması gerekiyor. Ondan sonra artık forest level'ınızı siz 2012 R2'ye yükseltebilirsiniz. Burada tabi özellikle 2012 ya da 2008 R2'deki gelen ciddi anlamda özellikler, yenilikler var. Birazdan da anlatmaya devam edeceğiz. Bunlara bakıldığı zaman 2012 R2 level'ına yükselttiğimizde forest'ı böyle çok hayati derecede önemli feature'lar çok fazla yok tabii ki. Daha böyle minor seviyede yeni özellikler var. Biraz önce bahsettiğim bir özellikle BIOT tarzındaki mobil cihazların yönetimi için ya da security tarafında kullanılan bazı politikalar ve gruplar var. Bunlar 2012 R2 Forest Level'la geliyor. Sunum içerisinde konuşacağız onu zaten. Dolayısıyla bunların dışında çok fazla 2012 R2 Level'a çektiğimizde gelen yeni feature'larımız yok. Uzaktan DC Promo'yu anlattım 2012 R2 ile beraber. Şimdi diğer bir özelliğimiz Active Directory Administrative Center konsolu. Şimdi Active Directory Administrative Center konsolu aslında 2008 R2'de gelmişti biliyorsunuz. Fakat özellikleri çok daha temel yapıdaydı. Birçok Active Directory User Center Computers'te yaptığımız işi Administrative Center konsolunda yapamıyorduk. Fakat 2012 ve 2012 R2 ile beraber artık Microsoft bütün yeni geliştirmeleri Administrative Center konsolunda yaptı. Dolayısıyla artık bizim birincil yönetim aracımız Administrative Center. Her ne kadar aslında Active Directory User Center Computers'e alışkanlıktan dolayı sektörde %80 onu kullanıyor olsa da Administrative Center'daki özellikler User Center Computers'e göre daha gelişmiş ve yeni özelliklerin tamamı da burada geliyor. Dolayısıyla Administrative Center konsolunun birinci farklılığı şu, Active Directory web servis üzerinden çalışıyor.
tamamen web servis mimarisinde geliştirilmiş olan bir yönetim aracı. Form tabanlı bir arayüze sahip, biraz önce gördünüz. Ve artık ben Administrative Center konsolunu kullanarak biraz önce gördüğünüz gibi Fine Grained Password Policy'yi oluşturup kullanabiliyorum. Recycle Bin yönetimini yapabiliyorum. Forest ya da Domain Functional Level'larımızı hemen sağ tarafta gördüğünüz seçenekleri kullanarak raise edebiliyorsunuz. Recycle Bin'i buradan etkinleştirebiliyoruz. Arama özellikleri son derece gelişmiş. Üst tarafta yaptığınız grafiksel aksiyonların alt tarafta PowerShell komut satırı karşılıklarını buradan evet, zannediyorum ses gitmiş tekrar, evet. Üst tarafta yapmış olduğumuz grafikseldeki bütün aksiyonları alt taraftaki PowerShell History kısmında PowerShell komut karşılığını buradan görebiliyorsunuz. Yani dolayısıyla Administrative Center konsolu son derece gelişmiş bir yapıya sahip. Hızlıca birkaç uygulamayla üzerinden geçelim. Bakın biraz önce yaptığımız operasyon mesela sağ aşağıda hemen PowerShell History Viewer kısmı var. Burada komut karşılığını görüyoruz. Örneğin hemen şöyle bir user açalım burada IT'nin içerisinde. Bir tane helpdesk user açalım. Bakın tamamen form based bir arayüze sahip. Yani aslında bunu insan kaynakları ve benzeri hani hesap açan farklı bir birimse eğer sizde rahatlıkla ona da kullandırabileceğimiz bir arayüz. Password bilgisini giriyoruz. Burada sol tarafta farklı page'ler var. Aslında kullanıcının tabları gibi düşünebilirsiniz bunları. Burayı kullanarak da ilerleyebilirsiniz. Kullanıcının password seçenekleri, diğer işte organization özellikleri, alt tarafa doğru gittiğimizde üye olacağı gruplar. Örneğin buradan Domain Admins grubuna üye yapalım. Varsayalım ki profil ayarları gibi. Artı burada hemen yukarıya tıklayıp page'ler arasında hızlıca dolaşabiliyorsunuz. OK'ye bastığımızda user'ımız oluştu. Şimdi ben alt tarafta PowerShell History Viewer kısmını açtığımda bakın son yaptığım işlemin komut karşılığını görebiliyorum artık. Örneğin new ad user komutuyla yeni bir user açtık. İsmi helpdesk. Direkt PowerShell CMDLet'teki parametrelerle beraber komut karşılığını görebiliyorsunuz. Bunu alıp copy ile isterseniz kendi scriptleriniz içerisinde hızlıca özellikleri değiştirip kullanabilirsiniz. Yani özellikle PowerShell'e yeni entegre olan arkadaşlarımız için işleri kolaylaştırmak noktasında güzel bir feature. Yani dolayısıyla bunlar Administrative Center'ın özellikleri. Domain üzerine tıkladığınızda sağ tarafta Forest Domain Functional Level'ları buradan raise edebiliyoruz. Birazdan bahsedeceğim. Recycle 1'i buradan aktif edebiliyoruz. Yine burada filtreleme özellikleri, arama özellikleri gayet gelişmiş. İstediğiniz gibi bu yapıyı kullanmanız mümkün. Tabi bunların dışında özellikle burada farklılık arz eden Authentication gibi Dynamic Access Control gibi özellikler User Sent Computers konsolunda gelmiyor. Eğer Dynamic Access Control politikaları yazmak istiyorsanız Administrative Center kullanmak zorundasınız. Ya da PowerShell kullanacaksınız. Veya Authentication Policy'ler ve Authentication Policy Silo'larıyla ilgili kurallar ya da politikalar yazmak istiyorsak da yine bunların tamamını bu Administrative Center konsolundan yapıyoruz. Bu anlamda yeni nesil yönetim konsolumuz bu. Biraz önce de dediğim gibi aslında bunun tamamen arka taraftaki çalışması için bizim Active Directory web servisinin çalışır durumda olması gerekiyor. Bunu kapattığınızda Administrative Center konsolundan erişimi sağlayamadığınızı göreceksiniz zaten. Domain servis zaten domain servisimiz. Yani Active Directory domain servisi kapatırsanız database'e erişemeyiz. Ama Administrative Center konsolunun erişimi için de Active Directory web servisi kullanıyor arka tarafta. Bu noktada bunlar da önemli feature'lar. Tekrar sunuma dönüyorum. Zaten konularımız içerisinde Administrative Center'ı tekrar kullanacağız. Evet, Recycle Bin özelliği. Recycle Bin de biliyorsunuz 2008 R2 ile geldi aslında. Windows Server 2008 R2 ile gelen ve silinmiş bir objeyi silinmeden önceki bütün attribütleriyle ve özellikleriyle beraber geri getiren bir feature. Default olarak, varsayılan olarak aktif olmayan bir özellik. Normalde biliyorsunuz biz eskiden
2008 R2'den önce 2008 ve 2003 zamanlarında silinen bir Active Directory objesini LDAP tool'unu kullanarak geri getirebiliyorduk, kurtarabiliyorduk. Thompson Animation dediğimiz, Thompson Reanimation dediğimiz yöntemle, fakat kullanıcının silinmeden önceki bütün attribütleri gelmiyor. Temel birkaç tane attribütüyle ancak getirebiliyorsunuz. Fakat Recycle Bin kullanıcının silinmeden önceki neyi varsa bütün özellikleriyle beraber, grup üyelikleri, A'dan Z'ye bütün attribüt kayıtlar hepsiyle beraber geri getirmeyi sağlıyor. Fakat default'ta aktif değil. Artı bu özelliği kullanabilmemiz için forest level'ımızın, bu önemli burası, forest level'ımızın en az 2008 R2 ve üzerinde bir versiyona sahip olması gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman artık silinmiş objeleri direkt recycle bin'den, yani geri dönüşüm kutusundan geri çağırabiliyoruz. Buradaki geri çağırma süremiz de 180 gün. Yani 100, bir objeyi sildiğinizde default olarak, varsayılan olarak 180 gün içerisinde bunu geri kurtarabiliyorsunuz. 180 günden sonra ise obje artık delete object kabından normal garbage atılıyor. Garbage üzerinde de yaklaşık olarak 180 gün bekliyor default ayarlarda. 360 günün sonunda objeyi tamamen siliyor. Yani baktığınızda 6 ay gibi süreç içerisinde recycle bin'den bunu kurtarabiliyorsunuz. Ki 6 ay zaten yeterli bir süre genel anlamda. 2008 R2'de bu işleri komut satırından PowerShell ile yapıyorduk. 2012 ve 2012 R2'de artık GUI'de Administrative Center konsolunda bu operasyonları yapıyoruz. Hızlıca demosunu yapalım. Çok fazla teoriye gerek kalmadan. Hemen domainimizin içerisinde örneğin IT admin kullanıcımız ya da evet IT admin'e bakabiliriz. Üzerine çift tıkladığımızda bakın bunun job title'ı, department'ı, company bilgisi, aşağıya doğru indiğimizde grup üyelikleri, bunların hepsini görüyorsunuz şu anda. Ben Recycle Bean'i şu anda kullanıcımız çalışıyor. Etkinleştirmedim. Öncelikle etkinleştirelim. Yani bizim domain ya da forest level'ımızın 2012 R2 olması Recycle Bean'i etkinleştirmemiz anlamına gelmiyor. Manuel olarak etkinleştirmemiz gerekiyor bunu. Neden böyle bir şey var? Çünkü Recycle Bean özelliğini aktifleştirdiğinizde NTDS database'i biraz büyüyor. Bu bazı kişiler ya da organizasyonlar bunu aktif etmek istemeyebiliyor. Fakat neticede bizce kesinlikle aktif edilmesi gereken bir feature. Aktif ettikten sonra artık Recycle Bean'i kullanabiliriz. Tabii Recycle Bean'i aktif ettiğiniz anda bir daha bunu deaktif etme gibi olayımız söz konusu değil. Zaten bunu refresh edersek de gri hale geliyor. Artı bunun PowerShell ya da herhangi bir yöntemle de Recycle Bean'in disable edilme gibi bir özelliği yok. Dolayısıyla bunu aktif ettiğimizde artık bu vakitten itibaren silinen objeleri geri getirebilme şansımız var. Şimdi hemen uygulamasını yapalım. Siliyorum ben IT admin kullanıcımı. Delete ettiğimizde, bu arada delete etmeden bir şey göstereceğim. Domain'in altında bakın delete objects diye bir kap geldi. Biraz önce yoktu bu kapımız. Silinen objeleri buraya atacak. Dolayısıyla buradan kurtarmış olacağız. Hemen ben O'uma geliyorum. Company'nin altında IT'nin içerisinde IT admin'i delete ediyorum. Yes dediğimiz anda bakın delete objects'in içerisine attı. Burada artık bu 180 gün süreyle burada tutuluyor delete objects'in içerisinde. Yani aslında bir recycle sürecine giriyor. Ben bu 180 gün içerisinde objeyi sağ tuşa basıp restore seçenekleriyle eski orijinal yerine ya da istediğim bir lokasyona restore edebiliyorum. Restore to derseniz nereye alacağını siz seçiyorsunuz. Nereye geri yükleme yapacaksanız. Restore derseniz de orijinal yerine gidiyor zaten. Restore'a bastığımızda IT'nin içerisine tekrar IT admin kullanıcımız geri geldi. Açtığımız zaman bütün feature'larıyla bakın domain üyelikleriyle her şeyle birebir aynen geldiğini görüyoruz. Yani dolayısıyla 2012 R2, 2008 R2'den bu yana gelen bu Recycle Bin özelliğinde aktifleştirmenizi önerdiğimiz yeni işletim sistemi platformumuz. 2012 ve R2'deki farklılık grafiksel yönetim aracının gelmiş olması. Hemen bu özelliği gösterdikten sonra tekrar sunumuma geri dönüyorum. Peki, evet.
FineGrained Password Policy zaten konuştuk. In Administrative Center konsolundan oluştuğumuz. PowerShell History View'ü bahsettim. Yaptığımız bütün işlemlerin alt tarafta PowerShell CMD diletlerini çıkartıyor. Grafikseldeki Group Policy Update özelliği yine bu 2012'de ve 2012R2'de gelen yeni feature'lardan bir tanesi. Direkt Group Policy Management konsolunun üzerinde bilgisayar hesaplarımızın olduğu bir O'nun üzerinde sağ tuşa bastığımızda Group Policy Update seçeneği geliyor. Bu seçeneği kullanarak Group Policy güncellemelerini buradan tetikleyebiliyoruz. Bu tabi bildiğimiz GP Update komut satırından kullandığımız GP Update gibi immediate bir refresh yapmıyor. Biraz random bir şekilde arka tarafta gerçekleştirdiği için normal komut satırına göre daha yavaş. Fakat grafikselden de artık Group Policy Update'i kullanabiliyoruz. Bu özelliği de söylemiş olalım. Yine Group Policy tarafında Group Policy Infrastructure Status özelliği gelmişti hatırlarsanız. 2012 ve 2012R2 üzerinde. Bu özelliği kullanarak da Active Directory yapısındaki domain controllerlarımızın Group Policy replikasyonları açısından replikasyonun neresinde, geride mi kalmışlar, sync durumdalar mı, bunları check edebilmemizi sağlıyor. Bunun için bir tane domain controller'ı referans alıyorsunuz ve detect ettiğinizde domain controller'ların replikasyon yapısında Group Policy ile ilgili kategori için sync durumda olup olmadığını buradan check edebiliyoruz. Hemen bunu da örnekle hızlıca görelim. Group Policy Management konsolumu açıyorum. Bakın. Öncelikle GP Update'i göstereyim. Bakın şu anda ben herhangi bir örneğin IT'nin üzerinde sağ tuşa bastığımda Group Policy Update'e tıkladığımızda yapmıyor dikkat ederseniz. Bunun sebebi eğer O'nun içerisinde kompütür nesnesi yoksa bu GP Update çalışmaz. Dolayısıyla buradaki Domain Controllers'daki Group Policy Update bizim kompütür configuration'daki ayarlar için geçerli olan bir yapı. Ne yapacak? Bütün kompütürlere Group GP Update'i uygulamış olacağız. Dolayısıyla kompütürlere user ve kompütür politikalarının güncellenmesini sağlayacak. Yes'e bastığımız anda direkt süreci başlatıyor ve bu tabi dediğim gibi random olarak 10 dakika içerisinde uygulanmış olacak. Fakat normal GP update'i biz manuel komut satırına uyguladığımızda anında etkisini gösteriyordu hatırlarsanız. Burada böyle bir gecikmeli bir süreç söz konusu. Fakat GUI'den olduğu için raporlama tarafında kullanarak tercih edebilirsiniz bu anlamda. Group Policy Infrastructure Status için de domain üzerine tıkladığımızda status tabı geliyor zaten karşımıza. Hemen burada bir DC'yi baseline olarak alıyoruz. Örneğin şu an bende DC01 seçili. DC01'e göre domaindeki diğer DC'lerin Group Policy ile ilgili bilgileri için Active Directory ve Sysfold replikasyon durumlarını gösterecek bize. Detect Now'a bastığımızda hemen getirdi bakın. Bir tane domain controller'ımız in progress kısmında inaccessible'da yani ulaşılamıyor. Bu da raw DC1. Bu zaten şu anda olmayan bir domain controller. Bir tanesi de sync durumda DC02. Dolayısıyla hangi domain controller sync durumda, hangileri replikasyonu henüz alamamış, replikasyon devam ediyor ya da başlamamış. Buradan ne yapabilirsiniz? Rahatlıkla raporlayabilirsiniz. Genelde biz baseline olarak PDC Emulator rolünü alıyoruz ama isterseniz farklı bir domain controller'ı da buradan seçip baseline olarak gösterebilirsiniz bu anlamda. Peki, diğer taraftan burada şöyle bir feature'ımız da var. Eğer bir Group Policy Result alırsak, örneğin bu kompütürden login olduğumda ben administrator hesabıyla hangi policy'ler uygulanacak bir raporunu alalım. Finish'e bastığımızda bakın hemen sağ tarafta details kısmına geçtiğimizde dikkat ederseniz policy içerisindeki ayarlarda detaylarına baktığımız zaman da göreceksiniz. Herhangi bir ayarın ne kadarlık süre aldığını, en son ne zaman proses edildiğini, uygulandığını ve bunun detaylı log dosyasıyla ilgili kayıtlarını buradan görebiliyorsunuz. Dolayısıyla artık biz grup policy'lerde de buradaki özellikleri kullanarak hem user configuration hem computer configuration için grup policy'lerin kullanıcı ya da bilgisayarlar uygulanırken en son ne zaman uygulandığı ve ne kadar süre aldığı ile alakalı detayları buradan da süre olarak
bilgilerini alabiliyorsunuz. Bunlar da yine 2012 ve R2'de gelen yeni Active Directory feature'larından. Evet, Group Policy Results, Component Status'te bahsettim şu anda. Şimdi 2012 ile beraber gelen, 2012 R2'de de biraz daha geliştirilen yeni özellik de sanallaştırma tarafında bir diğer yeniliğimiz. Yani artık sanallaştırma platformları, Server Virtualization dediğimiz sonucu sanallaştırma platformları Active Directory uygulamasını tamamen support edecek şekilde dizayn edildi yeniden. Bu anlamda eskiden örneğin bir domain controller'ı snapshot'tan geri dönemiyorduk. Sanalda çalışan bir domain controller'ı. Geri döndüğümüz zaman domain controller'ın replikasyon mimarisi bozuluyordu. Artık Windows 2012 ve 2012 R2 üzerinde gelen yeni bir attribute var aslında. Bizim Generation Identifier dediğimiz, diğer bir ifadeyle VM Generation ID olarak isimlendirdiğimiz, kısa adıyla da VM Gen ID olan yeni bir attribute geliyor. Yeni bir tanımlama numarası. Bu tanımlama numarasını hem Active Directory üzerinde tutuyor, yani Domain Controller hesabının bir attribute olarak tutuyor, hem de sanal platform üzerinde, VM üzerinde tutuyor. Hypervisor tarafında. Ve eğer bir snapshot'tan domain kontrolörü geri dönerseniz bu VM Gen ID'yi değiştiriyor kendisi. Dolayısıyla her açılışta bunu check ettiği için VM Gen ID'nin değiştiğini gördüğü anda bunun bir snapshot'tan geri dönülen ya da klonlanmış bir domain kontrolörü olduğunu anlayıp arka taraftaki ilgili süreci başlatıyor. Eğer VM Generation ID'de bir değişiklik yoksa da normal bir DC açar gibi sistemi açıp faaliyetini göstermiş oluyor bu yapı içerisinde. Tabii eğer Gen ID değiştiyse, yani siz snapshot'tan döndüyseniz ya da klondan bir domain controller ürettiyseniz de bu durumda ne yapıyor? Active Directory veri tabanına ait, NTDS veri tabanına ait Invocation ID'yi resetliyor. Invocation ID biliyorsunuz database için kullanılan unique ID numarası, benzersiz ID numarası. Invocation ID resetliyor. Arkasından read pool'unun tekrar kullanımını engelliyor. Yani normalde biliyorsunuz Active Directory'de bizim read master makinası her kurulan additional domain controller'a o additional DC'nin üzerinden açılacak hesaplar için bir read havuzu veriyor. Read havuzundan belli bir parça diyelim daha doğrusu. Ve o domain controller yeni bir user açıldığında kendi üzerinde her defasında read master'a gitmeyip kendi üzerindeki havuzdan kullanıyor. Dolayısıyla eğer siz snapshot'tan falan geri dönerseniz eskiden olan read çakışmalarını engellemek için bu VM Gen ID teknolojisi sayesinde o domain controller'ın üzerindeki read pool'unun tekrar kullanımını engelliyor. Bu tabii bir kayıp gibi gözükebilir belki ama baktığımızda fakat oluşabilecek çakışmaları çözmek için de böyle bir çözüm bulmuşlar. Yani buna yapacak da çok fazla bir şey yok açıkçası. Dolayısıyla arka tarafta mimaride esasında Gen ID teknolojisi bunları yapıyor. Yani eskiden olmayan özelliği bunlarla beraber çözmüş oldular aslında. Burada domain controller nasıl etkileniyor? Bunu beraber bakalım. Şimdi örneğin DC1'imiz var, DC2'miz var. T1 zamanında DC1'in üzerinde ben bir snapshot aldım, varsayalım ki. Normalde snapshot aldığımız andaki USN numarası, Update Sequence Number 100 olsun. Invocation ID'miz A olsun. Database'in ID'si yani. Ve read pool'umda benim 500 ile 1000 arasında. Şimdi T1 zamanında snapshot aldıktan sonra T2 zamanına kadar ben 100 tane user ekledim. Ve benim server'ım üzerindeki Update Sequence Number DC'mizin üzerinde 200'e çıktı. Invocation ID'miz, database ID'miz hala A olarak geçiyor. Bunlar tabi temsili. Normalde invocation ID bu şekilde değil de temsil olarak ifade ettiğimiz kısımlar. Read pool'umuzda 600 ile 1000 arasında kalmış oldu. Yani yukarıda ben 500 ile 100 arasındaydı. 100 tane daha user ekledim. 600'den 1000'e kadar kaldı. Ve bu değişiklikler DC2'ye gitti. DC2 USN'in 200 olduğu için daha önceki 100'dü. 100'den büyük olan bütün güncellemeleri, update sequence number'ı 100'den büyük olan bütün güncellemeleri kendisine istiyor ve DC2 bu update'leri yaptı. Artık DC2 üzerinde
DC1'in database'i invocation ID'si A state'inde, USN number'ı da 200 oldu artık. Şimdi ben T3 zamanında, eski mimariyi anlatıyoruz şu anda. T1 zamanında aldığım snapshot'ı geri dönersem, bu durumda DC1 üzerindeki update sequence number tekrar 100'e dönmüş olacak. ID'miz, database ID'miz A, read polumuzda 500 ile 1000 arasında. Şimdi böyle bir durumda benim domain controller'ım T4 zamanına kadar 150 tane daha kullanıcı eklediğimde benim update sequence number'ım 250 olmuş olacak. ID'miz A, read polumuzda 650 ile 1000 arasında. Fakat buradaki problem ne? Buradaki problem şu. Ben snapshot'tan döndüğüm anda read polum 500 ile 1000 arasına döndü. Ama aslında benim read polum 600 ile 1000 arasındaydı. Şu anda T4 zamanında 500'den 600'e kadar olan read'leri tekrar kullandım ve bunları tekrar DC2'ye göndermek istiyorum. DC2'ye tekrar göndermek istediğimde zaten DC2 bunları kabul etmiyor. Çünkü DC2 benim biliyor ki DC1 için update sequence number şu anda en yüksek derecesi 200. 200'ün altını kabul etmiyor. Benden 200'ün üzerindeki güncellemeleri istiyor ve update sequence number'ı DC2 üzerinde 250 olarak güncelliyor. Benim bu tarafta açtığım aradaki o 100 tane kullanıcım DC2'ye gidememiş oluyor. Bu operasyonun sonucunda da bizim domain controller'ımız yani DC1 USN rollback dediğimiz senaryoyla karşılaşıyor ve sadece 50 tane kullanıcı DC2'ye gidiyor. O 500 ile 600 arasında ID'lerine sahip olan user'lar DC2'ye gönderilemiyor. DC2 bunları kabul etmiyor çünkü neticede. Böyle bir durumda da bizim DC1'in replikasyon mimarisi bozulmuş oluyor. Ve 500 ile 599 arasındaki SID'ler yani read'ler çakıştığı için de bunları hiçbir şekilde hiçbir yere replike edemiyor. Bu objeler belli bir süre sonra da tombstone sürecine giriyor arka tarafta. Ve bizim lingering object dediğimiz nesneler tipine dönüşüyor. Ve bunları da temizlemek bayağı bir meşakkatli. Mümkün mü? Mümkün ama replikasyon mimarisini bozmuş oluyoruz. Bu eski senaryo. Şimdi son durumda 2012 ve R2 ile beraber ne oldu? 2012 ve R2 ile beraber T1 zamanında bir snapshot almıştık. USN number'ımız 100. Invocation ID'miz A. Benim burada bir VM'in üzerinde yani sanal makinenin üzerinde bir Gen ID tutuyor. Bir de bizim Active Directory'de tutulan bir MSDS Generation ID attribute'ümüz var. Bunlar da G1 durumunda ikisi de. Bunlar tabi temsili numaralar. Numara formatı daha farklı çünkü ID formatı burada. Böyle bir durumda T1'de ben domain kontrolümü snapshot'ını aldıktan sonra T2 zamanına kadar 100 kullanıcı daha ekledim. Benim DC1'imin update sequence number'ı 200 oldu. Database ID'miz A, VM Gen ID ile NTDS DIT'in üzerindeki Gen ID de G1. DC2'ye bu haliyle 100'ün üzerindeki USN number'lı objeler replike oluyor. Artık DC2, DC1'i update sequence number'ı minimum 200 olarak biliyor. Artı invocation ID'yi de database'in ID'sinde A olarak biliyor. T3 zamanında ben snapshot'a geri dönersem eğer, işte film burada kopuyor yeni senaryoda. Benim update sequence number'ım tekrar 100'e dönmüş olduğu. Database ID'miz A, VM Gen ID'miz G1, yani normalde şeyin üzerindeki ne derler, DIT database'in üzerinde. Fakat snapshot'tan döndüğümüz için Hypervisor'un üzerindeki Gen ID'miz de ne oldu? G2 oldu. Yani Gen ID değişmiş oldu böyle bir süreçte. Bunu benim domain controller'ım gördüğü anda, snapshot'tan döndükten sonra bu senaryo arka tarafta otomatik olarak gerçekleşiyor. Ne yapıyor? Bakın dikkat edin. Bir şunu yapıyor. Benim invocation ID'mi resetleyecek. Arkasından da read pool'umuzun tekrar kullanılmış olan read pool'un tekrar kullanımını ortadan kaldıracak. T4 zamanında 150 tane user açtığımda ben artık USN number'ım 101 ile 250 arasında.
Database ID'im B, Invocation ID B oldu. Çünkü Snapshot'tan döndüğüm anda VM Gen ID değiştiği için Invocation ID'yi resetlemiş oldu bu. Bizim şeydeki kayıtlı olan NTDSC'deki kayıtlı olan Gen ID de G2 oldu. VM'in aynı versiyonuna dönüştü. Ve DC2 yüzün üzerindeki update'leri istedi. İstediği anda bu tarafta artık DC1 için A durumundaki update sequence number 200, DC1 için artık tekrar A durumundaki update sequence number'ı 250 olarak kabul ediyor bu tarafta. Peki kayıp kullanıcılar ne olacak? Kayıp olan kullanıcılar da DC2'den DC1'e geri geliyor. Yani böyle bir replikasyon yapısında. Böylece bizim domain controller'ımızın rollback senaryosu önlenmiş oluyor. Ve tüm benim T3 ile T4 zamanında oluşturduğum 150 kullanıcı artı daha önceden de DC2'ye gönderdiğim 100 kullanıcı, toplam 250 kullanıcı karşılıklı olarak her iki DC arasında replike olarak herhangi bir kayıp olmadan ve replikasyon mimarisi bozulmadan karşılıklı bu operasyonu gerçekleştirebiliyor. Bunu sağlayan teknoloji VM GenID teknolojisi ve VM GenID benzersiz numarasının değiştiğini gördüğü anda dediğimiz gibi yaptığı operasyon Invocation ID'yi resetleyip benim DC'min üzerindeki read pool'un, eski read pool'un tekrar kullanımını engellemek. Arka tarafta böyle bir senaryo gerçekleştiriyor zaten. Ve DC'lerimizin arasındaki replikasyon topolojisi, mimarisi bozulmadan snapshot'tan dönüp hayatını aynen devam ettirebiliyor. Ve herhangi bir nesne kaybı da oluşmamış oluyor. Bu VM Generation ID teknolojisiyle gelen yeni özelliğimiz. Bunun dışında ben artık Additional Domain Controller kurarken de sıfırdan server kurup arkasından da bunun üzerine bütün güncellemelerini yapıp Windows güncellemelerini sonrasında da DC Promo yapıp Active Directory almama gerek yok. Mevcut bir Additional Domain Controller'ın hızlı bir şekilde bir klonunu alıp elinizde hazır bulunan bir klon varsa bu klondan dakikalar içerisinde Domain Controller çoğaltabiliyoruz biliyorsunuz. Burada tabi belli gereksinimler var. Örneğin kullanmış olduğumuz hızlıca ondan bahsedeyim öncelikle. Hypervisor platformunun yani sanallaştırma platformunun VM Generation ID desteğinin olması gerekiyor. Hyper-V bunu zaten tamamen destekliyor. ES6 tarafında da 5.0 kullanıyorsanız Update 2 ile geldi ya da 5.1 ve üzerinde bunu destekliyor. Windows Server 2012 R2 desteği için de eğer ES6 kullanıyorsanız 5.5'a yükseltmeniz gerekiyor. Öncelikle onu belirtelim. Hyper-V tarafında zaten hangi versiyonu kullanıyorsanız yani 2012 R2 Active Directory'nin DC'nin klonlamasını yapacaksanız Hyper-V'nizin de 2012 R2 olması gerekiyor. Böyle bir gereksinim var burada. İkinci olarak PDC rolünün mutlaka 2012 R2 versiyonunda olması gerekiyor. 2012 R2 DC'yi klonlamak için ve PDC rolünün mutlaka erişilebilir durumda olması gerekiyor. Klonlama için klon kaynağı olan imajı mutlaka Active Directory'deki Clonable Domain Controllers grubuna üye yapmanız gerekiyor. Klonlama yapılacak Domain Controller'ın üzerinde DC Clone Config XML dosyasıyla bir klon kaynağını oluşturup bütün yeni kurulacak olan makineye Domain Controller'a ait TCP/IP bilgilerini ve Computer Name bilgilerini, Site bilgilerini buraya yazıyoruz. Bir de klonlama desteği olmayan uygulamalar varsa bunlar için de bir Exclusion List tanımını yapmak gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra artık Domain Controller'ımızın Export'la bir kenara imajını yedekliyorsunuz. Bunu istediğiniz zaman import ederek dakikalar içerisinde yeni Domain Controller'ı devreye alabiliyoruz. Bence Domain Controller üretiminde son derece önemli bir süreç. Tabii her gün Domain Controller kurmuyoruz ama neticede özellikle veri merkezi yapılarında çalışan sistemlerde ya da herhangi bir felaket anında domain kontrolörleri klondan devreye almak çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşebiliyor arka tarafta. Burada birinci sürecimiz Source DC üzerinde XML dosyasını hazırlayıp uyumsuz programları bulup
Authorizer'lık DC'mizi arkasından kapatıp bunun aslında Virtual Disk'ini kopyalıyoruz. Yani exportla dışarıya bir yedeğini almış oluyoruz. İşlem bittikten sonra source'u normal açabilirsiniz. Klondan da, klonlanmış kopyadan da yeni bir domain controller kurabilirsiniz. Burada şu önemli, klonun source'u olacak source domain controller'daki mümkün eğer varsa bütün snapshot'ların öncelikle remove edilmesi gerekiyor klonlamaya başlamadan önce. Dolayısıyla böyle bir durum varsa bunu öncelikle kaldırmış olmanız gerekiyor. Bunu hatırlatmış olalım. Hızlıca göstereyim. Hani klonlama sürecini yapmayacağım ama sadece hazırlıkları göstermiş olayım en azından. Additional DC üzerinde bu operasyonları gerçekleştireceğiz. PDC emulator rolüne sahip olmayan bir additional DC. Öncelikle birinci yapacağımız operasyon Active Directory'de gidiyoruz. Users and Computers konsolu içerisinde benim Users kabımın altında Clonable Domain Controllers diye bir grubum var. Buraya Additional DC'mizin hesabını katıyoruz. Yani klonun source'u olan hesap. Klon source'umuz. Birinci olayımız bu. Bu aslında otorizasyonu sağlıyor. Yani otorizasyon dediğimizde bu domain controller'ın klonu alınabilir demek. Bu yetkiyi vermiş oluyorum. İkinci olarak da XML dosyamızı hazırlayacağız. Bu işlem içinde PowerShell'i kullanabilirsiniz isterseniz. PowerShell'de new addc clone config file komutunu kullanıp hemen parametrelerini şöyle hızlıca göstereyim. Bunun parametreleriyle tek tek yeni domain controller'ın sunucu ismi, IP'si, TCP/IP bilgileri bütün bunları tek tek PowerShell'den girebilirsiniz. Bunu buradan girmekle uğraşmak istemiyorsanız normalde Windows'un altında System 32'nin içerisine geldiğimizde System 32'nin içerisinde bir tane şablon dosya var. Direkt onun kopyasını alarak da kullanabilirsiniz. Custom DC clone config file. Evet, default, pardon, bu değil. DC aslında gelmesi lazım. Niye gelmedi? Bakalım şöyle. C ile. Custom. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet, sanıyorum ben yanlış hatırlıyorum. Yalnız normal XML olarak arattıracağım. Hızlıca şöyle. Ay Allah hatırlamadım. Neyse şuradan yazalım biz hızlıca ismini. New addc clone config file'dan sonra clone computer name. Örneğin clone computer ismimiz clone dc 01. Bu yeni kurulacak olan dc'nin adı oluyor artık. Arka tarafta. Hemen IP versiyon 4 adresini belirteceğiz. İşte 192.168 varsayalım ki 1.144 diyelim. Arkasından subnet maskımız. IP versiyon 4. Evet. Güzel. Subnet maskımız. Bunları tabi doğru yazmanız çok önemli. IP versiyon 4. Default gateway'imiz. IP versiyon 4 DNS adresimiz. Bunlarda herhangi bir DNS'i yanlış yazdınız. Mesela yarıda kalır. Mutlaka bunları sağlıklı bir şekilde çalıştırıyor olmanız gerekiyor. Hemen arkasından path'i belirtebilirsiniz. Nerede oluşacağı ile alakalı. Normalde Windows NTDS'in altına atıyor ama başka bir path belirtecekseniz de burayı gösterebilirsiniz. Ben Windows NTDS'in altına tanımlayacağım. Wins ya da diğer adresleri tanımlamak istemiyorum. Bir de site'i verelim. Site ismimiz. Bu da
default first site name. Nerede hatamız var? Şu pet'i belirtmemize gerek yok aslında. Evet, site'i belirttik. Clone DC01. Şu Clone Computer Name. Evet, eksik bir parametremiz var hemen. Neyi unuttuk bakalım. Clone DC01 aslında doğru. Şunu şöyle bir küçülteyim biraz arkadaşlar. 100'e 100'e alacağım. Peki. Aslında eksiğimiz de yok. Sample DC clone config eksiğimiz. Evet, şu dosyayı alabilirsiniz ama eksik parametremiz de yok esasında burada. Niye kızdı? Enteresan. Bir Windows'un altına bir gidelim. Windows NTDS. Evet, şunu hızlıca şöyle alalım. Normalde içerisinde gelecek parametreler bunlar esasında. Computer name'den, site name'den, IP'ye, default gateway'e kadar bütün parametreleri burada giriyorsunuz. Bizim burada eksik tanımladığımız yok esasında. İlginç. Neyse, gözden kaçan bir şey var herhalde ama tekrar kontrol ederiz. Yani dolayısıyla bu XML dosyasını hazırladıktan sonra son bir operasyon daha var gene. PowerShell'den PowerShell komut satırındayken şunu kullanıyoruz. New ADDC Exclusion List oluşturacağız. Exclusion kısmında sorun çıkaran ya da uyumsuz uygulamalar varsa bunların mutlaka tespit edilip Get ADDC Cloning Exclude Application List diye bir CMD letimiz var. Bunu çalıştırdığımız zaman klona sorun oluşturabilecek uygulama varsa bunu listeliyor zaten. Şu an hani mesela DHCP kurmuş olsaydık örneklerden bir tanesi veya bir antivirüs uygulaması olsaydı burada gösteriyor. Bizde şu an öyle bir özellik yok. Eğer olsaydı bunun sonuna Generate XML şeyi koyduğunuzda parametresi bu excluded application'ları içeren bir tane XML file'ı gene NTDS'in altında create ediyor kendisi ve buraya geliyordu. Normalde şu an gelmedi çünkü çakışan bir uygulamamız yok ve o uygulamalara izin veriyor aslında klonlamada sorun çıkarmaması için bir anlamda. Bunları yaptıktan hemen sonra domain controller'ımızı kapatıyoruz. Herhangi bir sysprep falan yapmıyorsunuz kesinlikle. Kapattıktan sonra da Hyper-V'nin export özelliğini kullanarak bunun bir exportunu çıkıyoruz dışarıya. Yani klasik ben domain controller'ı shutdown ettiğimi düşünün. Shutdown ettikten sonra sağ taraftan domain controller'ımızın exportunu alıyoruz dışarıya. Exportunu aldıktan sonra artık benim aslında image source'um oluyor bu. Yeni bir domain controller kuracağımız zaman import virtual machine ile import ediyoruz domain controller'ı. Import ederken tabi önemli olan nokta generation ID'yi resetleyecek şekilde, yani yeni bir generation ID üretecek şekilde ayarlıyoruz ki eski gen ID'yi kullanmaması için. Böyle bir durumda
VM'in üzerindeki CNID değişeceği için açılış esnasında NTDSDIT yani Active Directory'deki CNID ile match ediyor. Uyuşmadığı için, değiştiği için hemen buna snapshot sürecini uyguluyor. İşte invocation ID resetliyor, read pool'un tekrar kullanılmasını ortadan kaldırıyor. Bu operasyonları arka tarafta hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu arada Active Directory'de bizim CNID'nin tutulduğu yeri de hızlıca göstermek istiyorum sizlere. Domain controller hesabının properties'ine gelirseniz eğer attribute editor tabında MSDS generation ID attribute'ü var. Şu attribute. Bununla bu operasyonu gerçekleştirebilirsiniz. Tabi burada şu an göremiyoruz. Çünkü sebebi şu. Ben şu anda DC01'den bağlıyım. Dolayısıyla başka bir DC'nin gen ID'sini uzaktan göremezsiniz. Görebilmek için mutlaka ona bağlanıyor olmanız lazım. DC01'in gen ID'sine baktığımda ise gayet sağlıklı bir şekilde geldiğini görüyoruz. Bakın MSDS Generation ID'miz. Yine göremedim. Tekrar ben şuradan change deyip DC2'ye bağlanayım. Çünkü şu an DC2'nin üzerindeyim zaten. Bakın DC02'nin Attribute Editor tabında MSDS Generation ID'sine baktığımızda şu anda görüyorsunuz. Bakın bizim arka taraftaki üretmiş olduğu gen ID'nin hexadecimal ya da binary formatındaki durumları bu ID ile arka tarafta aslında süreci gerçekleştiriyor. DC01'e gidersem de onunkini DC01 üzerinden görebilirim. Dolayısıyla MSDS Generation ID arka tarafta bu operasyonu gerçekleştiriyor. Sanal makinenin aynı zamanda Device Manager'ına giderseniz de aygıt yöneticisine, aygıt yöneticisinin içerisindeki sistem device'lerinin altında da Hyper-V Generation Counter var, bakın dikkat ederseniz. Arka tarafta da bu Gen ID sayacı bununla sağlanıyor, Generation Counter'la. Dolayısıyla arka tarafta bu operasyonları kendisi Gen ID teknolojisini hypervisor'le NTDSDIT database'inin karşılıklı uyuşması senaryosuna göre ilgili prosesi uygulamış oluyor. Bu gerçekten 2012 ve R2 ile beraber gelen önemli feature'lardan bir tanesi. Evet. Group Managed Service Account'lar. Managed Service Account'lar bir diğer yenilik aslında. Managed Service Account'ları hatırlarsanız biz 2008 R2'de tanımıştık. 2008 R2'de gelmişti. Fakat o zamanlar cluster mimarilerindeki servis hesapları için kullanılmadığından dolayı çok yaygın değildi. Gerçi çoğu yerde hala çok fazla yaygın değil. Nedir? Öncelikle bir açalım. Managed Service Account dediğimiz şu aslında. Account dediğimiz zaman Active Directory'de bizim için User Account'lar var, Group Account'lar var, Computer Account'lar var. 2008 R2'den bugüne kadar yeni bir account tipi daha var aslında. Tamamen servis hesapları için kullanılan Managed Service Account, yönetilen servis hesabı tipi. Normalde biz SQL Server, System Center ürünleri veya XYZ fark etmez herhangi bir ürünü kurarken o ürünün bir servisi varsa bu servisi çalıştıracak olan yetkili hesabı gösteriyoruz. Bunun için normalde standart user hesaplarını ayarlıyoruz biliyorsunuz. O hesabın da özelliklerinde password never expire aktif hale getirip password hiçbir zaman expire olmasın gibi seçenekleri aktif ediyoruz. Hatta güvenlik açısından o hesapla login olunmasın diye interactive login yetkisi falan kaldırılıyor. Aslında bunlara gerek yok artık. Artık Active Directory'de servis hesabı dediğimiz bir hesap tipi var. Tamamen servisler için kullanılan, makinalara logon olma gibi bir yetkisi olmayan, sadece amacı servisleri çalıştırmak olan bir hesap tipi. Bunun şöyle bir avantajı da var. Güvenlik açısından standart bir user hesabını servis hesabı olarak ayarladığınız zaman herhangi bir şekilde şifresi açığa çıkarsa o servis hesabının kullanıldığı her yerde servis hesabını değiştirmeniz gerekiyor. Bu da tabii çok kolay bir operasyon değil. Bundan dolayı mutlaka mümkün olan en kısa süreçte bir planlama yapıp bütün servis hesaplarınızı bu servis account'a çevirmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü servis hesabını aldığınız anda servis hesabının şifre yönetimini domain controller'la uygulamanın kurulduğu makinenin computer account'u birbiri arasında konuşarak gerçekleştiriyor. Nasıl computer account'larının password'lerini computer hesabıyla DC kendi arasında konuşarak arka tarafta transparent bir şekilde gerçekleştiriyorsa
Normal servis accountlarda da aynı süreci gerçekleştiriyor. Hesabı gösterdikten sonra artık unutuyorsunuz aslında bir anlamda. Bütün yönetim arka tarafta gerçekleştirilmiş oluyor. 2012 R2'de ne geldi ilave olarak burada? 2012 R2 ile beraber artık Group Managed Service Account'ları da kullanabiliyoruz. Yani ben cluster mimarisinde çalışan, örneğin SQL Cluster kullanıyorsunuz aktif pasif mimaride veya Always On yapısında çalışan. Burada SQL Server'lar için servis hesabı olarak da artık biz Group Manager Service Account'u kullanabiliyoruz. 2008 R2 zamanında cluster yapıları için ister failover cluster isterse load balance cluster'lar için desteklemiyordu cluster mimarilerinde. Artık Group Managed Service Account'la cluster mimarilerinde de servis hesabı desteği gelmiş oldu. Tamamen PowerShell tabanlı yönetilen bir özellik bu da. Portalımızda zaten bu konuda detaylı bir şekilde makalelerimiz var. Adım adım, step step nasıl uygulanır, nasıl yapılır? Hatta bununla ilgili grafiksel bir third party bir yönetim aracı da var. Managed Service Account oluşturulmasıyla alakalı. Mutlaka onları gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Tabii bunun kullanılabilmesi için Active Directory şemanızın minimum 2012 ya da üzeri olması gerekiyor. Yani 2012 R2'ye geçiş yaptığınız zaman bu özellikleri her şeyle kullanabiliyor olacaksınız genel anlamda. 2012 R2 ile gelen özelliklerden bir tanesi Protected Users Security grubumuz. Hemen göstermek istiyorum hızlı bir şekilde demo kısmında. Active Directory Users and Computers'e Users kabının altına geldiğimiz zaman bu grubu görebilirsiniz. Protected Users Security grubumuz. Evet, şurada görmüş olduğumuz grup. Members kısmında herhangi bir grup kullanıcımız yok. Ne işe yarıyor bu? Hemen detayını açalım. Sunuma tekrar gidiyorum. Gösterdikten hemen sonra. Şimdi normalde bizim Active Directory Forest'ımız içerisinde biliyorsunuz Enterprise Admin gibi, Schema Admin gibi yüksek seviyede ya da Domain Admin gibi yüksek seviyede yetkiye sahip kullanıcılarımızın olduğu gruplar var. Dolayısıyla ben bir kullanıcıyı bu Protected Users grubunun içerisine katarsak bu bize neyi sağlıyor? Birincisi bu gruba kattığınız kullanıcıların authenticate olabileceği protokoller kısıtlanıyor. Örneğin kullanıcı NTLM'den authenticate olamıyor artık. Mutlaka Kerberos'u kullanmak zorunda. Ya da Cred SSP'yi kullanmak zorunda arka tarafta authentication tipi olarak. Zayıf otantikasyon protokollerini desteklemiyor. Diğer taraftan zayıf şifreleme algoritmalarını sağlayan encryption tiplerini de desteklemiyor. Örneğin DES ya da RC4 gibi şifreleme tiplerinde support etmiyor kesinlikle. Arka tarafta herhangi bir şekilde cache'lemeye izin verilmiyor credential'ları hiçbir şekilde. Hem mobil cihazlarda hem de RODC gibi yapılarda. Tabii böylece bizim yüksek seviyeye sahip, yüksek yetkiye sahip hesaplarımız bu gruba dahil ettiğimiz zaman her cihazdan da domain'e logon olamıyor. Yani dışarıdaki bir domain'de olmayan bir aygıttan siz onun bu gruba üye kullanıcının hesabını kullanarak da bir servise falan erişemiyorsunuz. Bunların hepsi kapatılıyor otomatik olarak. Tabii bunun olabilmesi için, bu özelliği kullanabilmemiz için Active Directory şemanın R2'ye yükseltilmiş olması gerekiyor. Yine Domain Functional Level'ımızın ve PDC Emulator'ımızın da mutlaka 2012 R2 olması gerekiyor ki bu gruba kattığımız kişiler yukarıda belirttiğimiz kısıtlamalara tabi olmuş olsun. Tabii burada client'ımızın ve DC'mizin de versiyonu önemli. Client'larımızın da Windows 8.1, server'larımızın da DC'mizin de 2012 R2 olması gerekiyor. Bunun altındaki versiyonlar için maalesef bu özelliği kullanamıyoruz. Dolayısıyla güvenlik anlamında Protected Users Security grubu gerçekten son derece önemli. Enterprise Admin gibi, Schema Admin gibi yüksek yetkiye sahip gruba üye ettiğiniz kullanıcıların istediği cihazdan, istediği şartlarda logon olmasını engelleyen bir güvenlik mekanizması. Bunu kontrol ederken de aslında arka tarafta Authentication Policy ve Silo'ları kullanıyoruz. Yani bizim Active Directory Administrative Center'da gördüğümüz Authentication Policy ve Silo'lar bu işe yarıyor aslında. Forest tabanlı Active Directory politikaları belirliyoruz. Bu politikalar sayesinde tabii bunun uygulanabilmesi için de Domain Level'ın minimum 2012 R2 Level'da olması gerekiyor. Bu Level'a çektiğimiz anda ve şemayı update ettiğimiz anda Active
Directory'de bu Authentication Policy ve silolarla alakalı schema update'inden sonra yeni obje class'larımıza attribute'ler geliyor. Authentication Policy'lerle ilgili ve class'larımız geliyor. Bu yapı içerisinde şunu yazıyoruz. Hangi kullanıcı domain'e hangi kompütürlerden ya da cihazlardan logon olabilir? Bu biraz Protected Users grubuyla da beraber çalışıyoruz zaten. Böylece kullanıcımızın logon olabileceği cihazları, authentication protokollerini, Kerberos ticket'ının geçerlilik süresini, şifreleme tiplerini, bütün bunları bu yapı sayesinde kontrol altına alabiliyoruz. Böylece zayıf cihazlardan ya da zayıf ortamlardan, güvensiz ortamlardan yetkili hesaplarla logon olup birilerinin bu hesabı ele geçirip sisteme zarar vermesini aslında bir anlamda engellemiş ya da önüne geçmiş oluyoruz. Bütün bu yönetim ve süreç Active Directory Administrative Center konsolundan yönetiliyor ya da PowerShell CMDLet'lerle de bunu gerçekleştirmek mümkün. Bu da yine 2012 R2 ile gelen, 2012'de yok çünkü bu özellik, 2012 R2'de var sadece. Güvenlik tarafındaki gerçekten önemli özelliklerden bir tanesi. Biraz strict bir güvenlik uyguluyoruz ama neticede güvenlik açısından da önemli bunlar. Evet, migration ya da upgrade ederken neye dikkat edeceksiniz? Hızlıca ondan da bir bahsedeyim. Eğer 2003 domaininde çalışıyorsanız domain ya da forest level'ınızın 2012 R2'ye geçiş yapmak için minimum 2003 versiyonunda olması gerekiyor. Windows Server 2003 level'a çekmeniz lazım. Yani 2000 yapısı varsa 2012 R2'ye geçemezsiniz. Öncelikle 2003'e ya da 2008'e geçip ya da 2008 R2'ye oradan geçmeniz gerekiyor. Exchange kullanıyorsanız 2012 Active Directory yapısının Exchange ortamlarında desteklenmesi için minimum tüm mailbox ve CAS serverlarınızda Exchange 2010 SP3 Cumulative Update 5'e geçmiş olmanız lazım. Minimum seviye bu. Exchange 2013 kullanıyorsanız da SP1'e geçmiş olmanız lazım. Bunları yapmadan kesinlikle 2012 R2 Active Directory ortama kurmayın. Aksi halde outlooklarınız falan password sormaya başlar. Artı Active Directory kurulum esnasında zaten forest preparation'ını, schema preparation'ını, domain preparation'ını kendisi yapmış olacak. Akabinde additional DC kurulumunu gerçekleştirecek. Bundan sonra sizin rolleri, global kataloğu, DNS'i 2012 R2 üzerine taşıyıp arkasından da sysfold replikasyonunu FRS'ten DFSR'a migration yapmanız gerekiyor. Zaten migration ve upgrade konusuyla ilgili önümüzdeki haftalarda ayrı bir webcast'imiz var. Orada uygulamalı bir şekilde adım adım bunu uygulayarak yapacağız. Bu webcast'imizin konusu migration ya da upgrade değil zaten. Diğer taraftan Active Directory'nin RPC, dinamik portları 2008'den sonra değişti. 2003 zamanında 1024 ile 5000 arası TCP, UDP dinamik portlar kullanılıyordu. 2008'den sonra bu 49.152'den 65.535'e geçti. Yani eğer serverlarınızla domain kontrollarınız arasında bir firewall varsa bu durumda yeni mimaride haberleşemeyebilirler. Eğer 49.152'den 65.535'e kadar olan port aralığı kapalıysa firewall'da bu durumda authenticate olamayacaklar. Firewall'da mutlaka bu aralığı açmanız gerekiyor. Bu da majör değişikliklerden bir tanesi aslında. Evet, yani çoğu feature'ı bahsetmeye çalıştık. Tabii bir saatlik süreci de 2 saat oldu aslında. 2 saate yaklaştı hemen hemen. Süremizi de aşarak sizleri bu vakte kadar tuttuk. Son olarak hatırlatalım. 2003 server'la ilgili destek sona eriyor. Windows Server 2003 için 14 Temmuz 2015 desteğin sona erdiği tarih. Yani son 20 gün. Dolayısıyla mutlaka 2003 serverlarınızı 2012 R2'ye yükseltmek için hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Desteğin sona ermesi ne anlama geliyor? Artık güncelleme gelmeyecek 2003 ile ilgili. 2003 ile ilgili 2013 yılı içerisinde 37 tane kritik güncelleme çıkmıştı. Dolayısıyla artık bu güncellemeler gelmediği için de oluşabilecek güvenlik açıkları ya da yama istekleriniz karşılanmıyor olacak. Diğer taraftan uyum standartlarını da sağlamıyor olacak. Özellikle banka gibi finans kurumları için Visa ya da Mastercard mutlaka 2003 serverların ortamdan kaldırılmasını isteyecek ya da upgrade edilmesini.
bu PCI standartlarına uyumluluk noktasında bir gereksinim aslında. Güvenlik anlamında da 2003 Server kalkacağı için artık fiziksel ya da sanal sunucular üzerinde de ciddi bir etkisi olmuş olacak. Güvenli olmayan bir bölge oluşmuş olacak. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırıp güvenli hale gelmek için artık şimdi harekete geçme zamanı diyoruz. Eğer varsa hala 2003 Server'ınız, hemen hızlı bir şekilde geçişlerinizi planlayarak veri merkezinizdeki bütün 2003'leri mutlaka 2012 R2'ye taşımanızı hızlı bir şekilde öneriyoruz. Bu da hatırlatma olarak önemli gündemlerimizden bir tanesi. Evet, bugünün son sunumu aslında. Varsa sorularınız, bunları alarak sunumumuzu kapatmış olalım. Şöyle hızlıca atladığımız bir şey var mı bakıyorum ben. Sizler sorularınız varsa Q&A bölümünden sorularınızı yöneltebilirsiniz arkadaşlar. Peki bakıyorum hemen. Evet, teşekkür mesajları var arkadaşlarımızın. Bu saate kadar katılımınızdan dolayı arkadaşlar ben teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Yani genel olarak üzerinden bir geçtik. Tabii bunların dışında da çok sayıda aslında ön tarafta görünmeyen, arka tarafta gelen yeni feature'lar var. Yani grup polis tarafına falan mesela çok fazla giremedik vaktimiz sınırlı olduğu için. Fakat mümkün olan feature'lardan, yeniliklerden yönetimsel anlamda bahsetmeye çalıştık. Peki, zannediyorum sorularımız yok. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Microsoft Türkiye ve Çözüm Park Organizasyonu'nda gerçekleştirdiğimiz bir web seminerimizin daha sonuna geldik. Bir başka web seminerimizde görüşene kadar esen kalın diyoruz. Herkese iyi akşamlar.